hoş geldiniz. Önce stüdyomda bulunan sevgili hanımlar, daha sonra ekran başında bizi izleyen çok kıymetli hanımefendiler. Bugün bir saat yani program boyunca bize ayırmanızı istiyorum. Aslında bize de değil, kendinize ayırın lütfen bu vakti. Çünkü neden? Bugün evde ve çok kolay tariflerle gerçekten yaşamımızdaki bütün zorluklara, özellikle güzelliğimizle ilgili son noktayı koyacağız. Patatesle, bezelyeyle, çilekle öyle tarifler vereceğiz ki belki Türkiye televizyonlarında ilk defa bizde duyacaksınız bu tarifleri. Özellikle koltuk altı ve bikini bölgesinde kararması olan sevgili hanımlar, vereceğimiz tarifler müthiş. Lütfen bizi takip edin. Uçukla ilgili sorununuz varsa, yani devamlı böyle yüzünüzde uçuk çıkıyorsa, onunla da ilgili çok güzel tariflerimiz var. O zaman bir konu başlıklarınıza göz atalım. Sonrasında da uzmanımızı burada sizlerle buluşturalım. Cilt güzelliği için özellikle sevgili hanımlar çok fazla... Ay çok güzel, benim konuklarım bile çok doğal. Ay. Hoş geldin Seda. Çok güzel geldin. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. İnsanın arkadaşı olunca tabii kendi evi gibi görüyor. Aynen öyle. Evine gelmiş gibi hissettim. Hoş geldin, ne iyi ettin geldin. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben Instagram'da bir video paylaştım. Makyajsız, sıfır makyajla. O hani olduğum gibi doğal halimdi. Ve seyircilerden şu sorular geldi. Ay cildiniz için ne yapıyorsunuz? Cildiniz için ne yapıyorsunuz? Cildiniz için ne yapıyorsunuz? Dedim ki tek tek cevaplayamayacağım tabii ki bunu. Cildim için ne yapıyorum biliyor musunuz? Seda Sakacı. Tanıştırıyorum. Merhabalar. Doğal güzellik uzmanı, kozmetik uzmanı, tıbbi bitkiler uzmanı. Öyle güzel tarifler veriyor ki. Ve verdiği tarifleri uyguladığınızda gerçekten o kadar güzel sonuçlar alıyorsunuz ki. Baş başa verdik Seda'yla. Dedik ki bugün programda öyle şeyler yapalım ki hanımların çok işine yarasın. Mesela özellikle doğal güneş korumalı yaşlanma karşıtı bir krem yapacağız. Evet ve evde. Lifli gıdalardan bahsedeceğiz. Doğal evde rahatlıkla bulabileceğimiz normal sebze ve meyvelerle o kadar bezelye, güzel. Bezelye, patates, çilek, tam zamanı. Hiç ve... öyle çok para harcamayacaksınız. Kabak. Evet, selülit giderici bir yağımız var. Tam zamanı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bununla birlikte aslında çok formülümüz var. Bugün çok az söz ama çok uygulamamız var programda. Ben sizin yerinizde olsam şimdiden kalemi kağıdı hazırlar ve bu programdaki tarifleri kaçırmazdım. Yaklaşık 13 yıllık arkadaşımdır Seda. Ve gerçekten birçok ünlüye özel karışımlar hazırlar. Birçok ünlünün cildine dokunmuştur öyle söyleyeyim. Onu sizinle tanıştırmaktan gurur duyuyorum. Sorularınız varsa bekliyoruz. İşte telefon numaralarımız. Hayatta her şey var. Her zaman olduğu gibi sadece ve sadece sizin için yapılıyor. Cildinizle alakalı olabilir. Özellikle sivilceli ciltler bizi izliyorsa. Özellikle genç çocuklar. Ergenlik çağındakiler. Sonra 30 yaş sonrası sivilce ve aknelenmeler. 30 yaş sonrası niye çıkar o sivilce? Çünkü hormonlar değişiyor. Cildin yapısı değişiyor. Bir anda 30 yaş sonrası bayanlarda ciddi bir şekilde aknelenme ve sivilcelenme problemi oluyor. Hatta rozeseya gibi hassasiyetlikler, iltihaplar vesaire. Çünkü hormon değerleri ya da doğum yapmış oluyor. Tamamen bünyesi değişmiş oluyor kişinin. Lekelenmeler daha sonra 30 yaşından sonra. Çünkü 30'a kadar iyi bakmadı cildine. O yüzden gerçekleşiyor. O zaman bak Sedacığım, hangi kamera Seda'nın? Arkadaşlar bak, bu bak bak, karşıdaki bütün kameralar senin. Tamam. Şimdi seyircilerimizden şunu rica ediyorum. Hadi siz de bizi arayın. Ben önce şeyle başlamak istiyorum. Bu bahar mevsimi, yaza geçişlerde çok bağışıklık sistemimiz düşüyor ya. Aynen. Şu uçuklardan fenalık geliyor. Bir burada çıkıyor, bir aşağıda çıkıyor, bir yukarıda çıkıyor. Uçukla ilgili önce güzel bir tarif verelim. Şimdi tam alerji zamanı. Evet, ve kameramız orada evet, Sedacığım. Viral enfeksiyon zamanı ve tabii ki bu alerjiyle işte saman nezlesi, sonrasında havadaki polenlerin değişmesinden kaynaklı vücudumuzda tepkimeler meydana geliyor. Ve cildimizde, vücudumuzda özellikle dudak bölgesinde uçuk meydana gelebiliyor. Ama uçuk ne demek biliyor musunuz aslında? Daha evvel... hayatınızda bir şekilde bu virüsü kaptığınızın göstergesi. Bu bir virüs ve her an çıkacak anlamına gelmiyor. Yani yıllar sonra da siz bu virüsü aldığınızda yine dudağınızda o uçuk çıkabiliyor. Yani ne demek bu? Diyelim ki
Anneniz de uçuk vardı ve siz annenizin çatalı ya da kaşığını kullandınız. Bulaşan ve bir şey yani. Evet, virüs size geçti ve sonrasında da o virüsten kaynaklı her an değil belki ama yıllar sonra o uçukla karşılaşabiliyorsunuz. Ve kötü bir görüntü ve acılı ağrılı sonrası yani ağrılı da olabiliyor 3-5 gün sonra. Mutlaka onu hemen evde minik bir kompres yaparak çok rahatlıkla hafifletebilirsiniz. Çünkü ne kullanacağız? O zaman şöyle yapalım. İlk önce uçukla ilgili malzemelerimizi ekrana getirelim. Olur tamam, mu? Olur tabii. Hangi malzemelerle yapacağız bunu? Bu arada hanımlar en büyük dertlerimizden bir tanesi nasır değil mi? Artık yaz da geliyor. Ayakkabıları böyle rahat rahat giymek istiyorsak nasır için muhteşem bir tarif var. Aynen. Onu söyleyeyim. Ayak mantarı için muhteşem bir tarif var. Ama önce şu uçuğu bir görelim bakalım. Bakın bu kadar malzemelerimiz az ama öz. Yani bu karışımı yaptığınızda fayda sağlayacaksınız. Ne varmış? Limon suyu. Fındık yağı kullanacağız. Melisa uçucu yağı kullanacağız ve gazlı bez kullanacağız. Kadar. Şimdi zaten evde rahatlıkla bulabileceğimiz... Hep fotoğraflayın. Lütfen evet, bunları fotoğraflayın. Var. Bulunsun. Burada en önemli aslında doğal bulmanız gereken şey Melisa uçucu yağı. Çünkü Melisa hemen uçuğun virüs etkisini yok edebilecek kabiliyete sahip. Mikrop mu kırıyor? Evet, mikrobu kırıyor ve antibakteriyel ve antimikrobiyel. Yani mikropları ve bakterileri yok ediyor. Ne yapıyor? İlerlemesini durduruyor ve büzüştürüyor onu. Yani tamamen yaranın kapanmasına da yardımcı olmuş oluyor. Hı hı. Fındık yağı kullanıyoruz. Oradaki fındık yağı çok yoğun bir E vitamini. E vitamini de doku onarıcıdır, yapılandırıcıdır zaten. Ve yumuşatıyor oradaki bölgeyi. Limon suyu hepimiz biliyoruz sitrik asit artık. Evde bile bir şey yaparken eliniz acımıyor mu? İşte egzamalı ellerde hemen bir yangı tabii başlıyor. Küçük çok mesela yoğun kesiğin olur, oraya limon değer ve nasıl böyle canın yanar değil mi? Sitrik asit dediğin ne? Ne yapıyor yani deriyi? Sitrik asit tamamen dokudaki eğer mikroplar varsa onu yok ediyor. Yok ediyor. Hatta balık yaptığınızda kokuyu bile gidermek için kullanıyorsunuz ya aslında tahriş etkisinden yararlanmış oluyoruz onu. Peki harikasın anlık bir Seda. Oradaki tahriş etkisinden kaynaklı ve limonun tabii kendi özel kokusu ilaç bileşeni gibi. Bu Melisa uçucu yağı dediğimiz şeyi hemen göstereceğim burada. Bu bir tıbbi yağ. Bu ne demek? Aslında ilaç kapsülü gibi düşünün. İçerisindeki bileşenler tedavi etmeye çok yardımcı. Hı hı. Buna da biz klinik aromaterapi diyoruz aslında. O yüzden doğal olanı bulmamız lazım. Doğal olanı bulduğumuz gibi katışık olmaması lazım. Arkasında yazıyor Nur. Ne yazıyor diyor arkasında? Ki, bakın bu çok önemli. Burada vereceğimiz tarifleri uyguladığınız zaman Allah'ın izniyle, şunu ben öncelikle söyleyeyim, 10 yıldan beri onun tariflerini uyguluyorum. Kendime uygularım, çocuğuma uygularım. Yaşamda bütün sevdiklerime, işte bizim Nebat'in cilt problemi vardı. İşte ben Seda bir karışım yaptı. Gerçekten çok güzel karışımlar var bugün. Ama sen de düzenli bir kullanıcısın. Evet. O çok önemli. Şimdi bir çok düzenli kullanmanız gerekiyor. İki, doğru malzemeleri bulmanız gerekiyor. Yani Melisa yağını her yerden almayacaksınız. Gerçekten güvendiğiniz, bildiğiniz ve organik mi diyeceğiz buna, ne diyeceğiz? Şimdi aslında hep böyle bir trend var. Organik, doğal, vegan. Sertifikalı olmasına dikkat edeceğiz ama doğalsa da içeriği %100 doğaldır ibaresini alın. Nasıl okuyacağız? Şurada içerik var. İçerik arka kısmında içerik yazıyor. Şöyle gösterelim mesela. Arka kısmında içerik yazıyor. İçerik onda kısmında %100 Melisa saf uçucu yağ demesi lazım. Tabii burada okuyamıyoruz ama siz elinize aldığınızda okuyacaksınız. Ben aktarları geziyorum. Ne yazıyor? Ve yazan şey Melisa uçucu yağı %5, gerisi işte %30 pamuk yağı, %15 kayısı çekirdeği yağı. Onun da bir karışımı Melisa yağı gibi satabiliyor. O yüzden saf olanı lütfen alın ki etkisini hızlı ve hemen görmek istiyoruz ya artık. Bıktık bu kandırmacalardan. O yüzden doğal olanını bulmaya çalışalım ve ehli yerden bunu almaya çalışalım. Peki. Ve hemen, arkasını da okuyalım. Hemen bakalım. Başlayalım. Bir kez daha altını çiziyorum. Doğal malzemeler buluyorsunuz ve zaten çok fazla şeyimiz yok. Yani çok fazla karışımımız yok. Aynen. Görüyorsunuz. Limon suyu evde var. Bir tek fındık yağıyla Melisa uçucu yağı alacaksınız. Bunlar da çok pahalı şeyler değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Çok rahatlıkla bulabilirler. Uçuğunuzu gidermek için nasıl yapacağız? Bunları nasıl hemen karıştıracağız? Nasıl yapacağız? Gazlı bezimiz var. Çünkü gazlı bezler eczanelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Sterildir. Steril olması bizim için önemli çünkü virüs var orada. Hemen gazlı bezimizin içerisine şurada bir karışım hazırlıyoruz. Limon suyumuzu şöyle 3 tatlı kaşığı kadar. Sen bir yandan karışımı evet, hazırlarken. Hazırlayayım.
Tahta kaşık kullanıyoruz mutlaka. Evet, mutlaka tahta kaşık, cam kase. Çünkü etken malzemeler ölmesin diye biz bunları tercih ediyoruz. Ve koyduktan sonra limon suyumu içerisine 10 mililitre fındık yağı ilave edeceğim. Fındık yağını da neden ilave ettiğimi söyledim. Çünkü E vitamini bakımından çok zengin. Ondan da 10 mililitre, bu tatlı kaşığı kadar zaten. Bir tatlı kaşığı 5 mililitre. İki tatlı kaşığı koyduğunuz anda. Bize mililitrelerle değil de benim çok aklım karışıyor. Sizin de karışıyor mu? 5 mililitre, 3 mililitre falan deyince ben o tarihten uzayıp gidiyorum hemen. Tamam. O zaman bana böyle kaşıkla. Bu büyük bir kaşık. İki çay kaşığı diyelim o zaman. Peki. İki çay kaşığı ama tahta kaşık olsun. Fındık yağımızı da ilave ediyoruz içerisine. Ve Melisa uçucu yağı koyacağım şimdi. Burada tabii ki oran çok önemli. Sakın fazla koyduğum anda iyi gelir düşünmeyin. Buradaki dozajlara göre uygulama yapın. 4 damla da zaten damlalıklı oluyor. Ya da bir damlalık edinebilirsiniz eczaneden. 3 bir damla daha. 4 damla. Evet. Aa, biraz fazla kaçtı biraz ama. Biraz fazla kaçtı. Damlalıkla daha iyi daha olacaktır. Rahat ve daha sağlıklı olacaktır. Şimdi karıştırmaya bayağı başlıyoruz. Çıktı bak. Tabii ki. Bunu hatta küçük bir şöyle kaplarımız varsa cam şişelerimiz ona da aktarıp yine dolapta tutup sonrasında uçuk olduğu zaman kullanabiliriz. Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman dolapta ne kadar bekletebiliyoruz? 15-20 gün bekletebiliriz. O güzel zaten o süre zarfı da evet. Uçuk geçmiş hatta oluyor. Hatta bir de zaten uçağa bir gün sürelim diye bunu yapmıyoruz. Sürekli kompres yapacağız. Sabah akşam uçuk gidene kadar bu kompresi kullanabiliriz. Evet uçuk için karışımız limon suyu, fındık yağı, melisa uçucu yağı ve gazlı bez. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra nasıl uygulayacağız? Şöyle gazlı bezimizi şöyle damlatıyorum. Steril olması tabii çok önemli. Ve sonrasında uçuk olan bölgeye şu şekilde sürüp maske halinde ve 10-15 dakika hem dinlenin yatın hem de zaman geçsin maske gibi çünkü yesin. Buradaki melisa uçucu yağı bütün vücudunuza 2 dakikada karışma kan dolaşımınıza kadar inme kabiliyetine sahip. O yüzden biraz bekliyoruz ki 10 dakika tamamıyla buradaki uçuk bölgesi endeki viral enfeksiyonlar tedaviye yardımcı olmaya başlasın. Peki dedik ya bugün daha az söz çok fazla karışım var. Gerçekten Seda mutfaktaki malzemelerle bize çok güzel karışımlar yapacak bugün. Biraz önce de belirttiğim gibi mesela patatesle bir karışım vereceğiz ki, evet. Kabakla bir karışım vereceğiz ki, bezelye ve çilek. Özellikle çilek söyleyeyim, eğer göz çevresinde kırışıklığınız varsa ve ince kırışıklık varsa, bakın çilek mevsimindeyiz. Bir yandan yiyeceğiz, bir yandan da cilt problemlerimize cilt son noktayı koyacağız. Çilek ama kabakla devam edeceğim. Anti-aging ile bir devam edelim bence. Temizlenmiş ve dinlenmiş bir cilde güzel bir maske ve her cilt tipine uygun bir maske vereceğim. Kabak hepimizin evinde bulunabilen bir tabii ki sebzelerimizden bir tanesi. Bunu kullanırken ve lifli bir gıda bu. Bununla beraber A vitamini var, B2 ve B6 vitamini var. Bizim için çok önem taşıyor. Ve cildimiz için de acayip iyi bir dost. Yani cildin vücuda gelen diğer böyle zararlı maddelerine karşı çok iyi bir şekilde antioksidan sağlayan sebzelerden bir tanesi. Bir adet kabağı soymadan pişiriyorsunuz. Bunu kesinlikle bıçak değmesin. Çünkü ne olacak bıçak değdiği anda? Metal değdiği için etken madde yine zayıflayacak. Normal bir tencerenin içerisine bir su koyun. Suyun içerisine kabağı atın. Hafif pişsin. Böyle hafif kaynasın gibi olsun. Şişecek kabağın içerisinde. Su tutma kapasitesi çok yüksek çünkü. Hı hı. Ve sonrasında kabağı güzelce rendeleyebilirsiniz de. Ama rendelerken çok yumuşadığı için rendelemeyi elinizle yapmanızı öneriyoruz. Nasıl yapacağız elimizle rendelemeyi? Yumuşayacak tamamen. Şeyde tamam. Yumuşayacak. Suda? Evet. Tencerenin içerisine koyduk ve yumuşayacak. Elimizle bastırdığımız anda avokadoyu yaparız ya hani çok yumuşar tamam. Ve elimizle bir eldiven giyebiliriz. Ya da temiz bir elle yavaş yavaş belli bir bölgeye yani şurada bir kabımızı alıyoruz. İçerisinde küçük küçük şöyle elimizle tamamıyla küçük bir püre haline getiriyoruz. Püre haline getirdikten sonra bir tatlı kaşığı zeytinyağı da koyabilirsiniz. Evde çünkü zeytinyağı mutlaka bulunur hepimizin evinde. Ama benim size ekstra başka bir önerim fındık yağı kullanın. Çünkü evet. Fındık yağı cilt için inanın bir sürü sorununuz varsa mesela ben şu an görüyorum izleyicilerden rozeseyalı işte hassasiyetli kırmızılık var cilt
gözlüklerde işte hanımefendinin... Rozeseye dedi bir dakika, hanımefendinin cildi mi rozeseye dedi? Evet, evet. Bir görebilir miyiz Hüseyin'ciğim hanımefendinin cildini? Bak gösterebiliriz değil mi? Müsaade edersiniz. Daha iyi anlamak için çünkü Instagram'da da çok soru gelmiş rozeseye ile ilgili. Tamam. Roze dediğim böyle burun üzerinde. Burun bir ayağa kalkabilir misiniz? Tabii ki gösterelim hemen. Bakın. Siz bir hekime gittiniz mi? Mikrofon verebilir miyiz? Bir dakika. Bir mikrofon verelim lütfen. Alerji hastası. Evet, alerji hastasınız. Ondan sonra geniz akıntım var. Evet, tamam. Ondan sonra buralarım kış geldi mi de kızarıyor. Kızarıyor. İltihabı bir süre. İltihap var. Evet. İltihaplı olduğu için artık gülleme hastalığı dediğimiz hastalığa bırakmış. Burun bile burunda başlıyor. Ve hafif bu başlangıç aslında. Bunu sizin tedavi etmeye yardımcı olmanız lazım ki sonrası yayılmasın. Yayıldıklarını görseniz bütün cilt kırmızı oluyor. Tabii ki korkutmayalım burada da. Ama mutlaka böyle küçük evde kendinize bu verdiğimiz formüllerden uygulayın ve fındık yağı çok iyi gelecek. Peki hiçbir şey yaptınız mı cildiniz için, kendiniz için? Yapmadım. Yapma. Biz ancak ne yaparız? Çocuklarımıza yaparız, eşimize yaparız. Evet. Kendimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Şu anda bak bütün hanımlardan ve özellikle sizden de rica ediyorum. Dediğim gibi bu formüller denenmiş ve onaylanmış formüller. Yani hep deriz ya bir kullanıcı. Şu özellikle kabaklı formülü hanımlar mutlaka deneyin. Ben çok sık evde kullanıyorum. Hı hı. Lütfen size tarif alın olur mu? Olur. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Roz hastalığı için de bir tarif istiyorlar. Evet, verebilecek miyiz? Şimdi bu çok aslında detaylı bir hastalık. Hemen bahsedeyim bence konu gelmiş. Aslında şöyle yapalım. Önce bir tarifimizi verelim, tamam. Sonra rozdan bahsedelim. Tamam, öyle yapalım. Konudan konuya atlamış olmayalım. Kabağı yumuşattık. Kaynattık hafif. Suda yumuşadı. Tamam. Ve elimizle ya da eldiven giydik. Bir şekilde püre haline getirdik ve cam kasemize aktardık. Şimdi bu tarifi niçin veriyoruz? Nedir bu tarif? Tamamıyla cilt canlandırıcı. Arkadaşlar yazalım mı cilt canlandırıcı diye? Cildin canlandırdığını bir görelim değil mi ekranda? Şöyle dolaşımı uyarıyor ve su tutma kapasitesini yükseltiyor cildim. Hepimiz cildimizin artık kurumasından yakınmıyor muyuz? Yani bana bütün gelen sorularda Seda Hanım cildimi nasıl nemlendirebilirim? Hep aynı. Aslında bu kadar anti-aging malzeme varken yani yaşlanma karşıtı malzeme varken bir numaralı ihtiyacımız hala cildi nemlendirmek. Cildimiz kuruyor çünkü dış etkenlerden karşı bir vücudumuzdaki deri gibi değil. Cilt çok daha ince tamamıyla beyin bölgemizde yani kafa derisi bölgemizde çok fazla sinirler var ve tabii ki nefes alıp verebilen bir organ ama dış etkenlerle tamamıyla etkileşim halinde sürekli ve her an reaksiyon veriyor. Yani şunu mu? Bu tarifi verdiğimizde uyguladığımız zaman cildimiz canlanacak. Hem canlanacak hem hassasiyetlik varsa yumuşayacak hem de deri doku onarımına yardımcı olacak. Yani su tutacak. Su tutan şey iyi ve nemli olur zaten ve zaten iyi su ve cildin suyu iyiyse, yağı iyiyse o zaman çok iyi bir pH'a sahip, hidrasyona sahip diyebiliyoruz. Evet. Şimdi bu tarifi vermeden önce bak tam bu konuyla ilgili bir hanımefendi hattımızda. Tamam. Efendim siz de sorabilirsiniz. Ben hep uzmanları evinize kadar neden getiriyorum? Her türlü sorunlarımızda yani konuyla ilgili her türlü sorunlarımızda çözüm bulmak için. Efendim hoş geldiniz. İyi sabahlar. Alo. Hayırlı günler. Hayırlı günler diliyoruz. Sevim Hanım buyurunuz dinliyoruz sizi. Evet ya benim de böyle bir topluma girdiğim zaman böyle kızarıyor bu yüzüm kabarıyor. Güneşe çıktığım zaman kabarıyor. Duygu değişiminde. Bir de uçuk da var ama benim göz arkasında çıkıyor. Vücudumda da bazı yerlerde çıkıyor. Yüzümde çıkmıyor uçuk. Ama yüzüm çok hani kabarıyor, kızarıyorum. Bir topluma girdim, kendim beyaz tenliyim. Bir topluma girdiğim zaman çok kırmızı bir şekil alıyor yüzüm. Dolayısıyla bu da sizi rahatsız ediyor. Peki. Şu anda mesela elimi yüzüme sürsem hemen kabaracak gibi. Çok böyle iğne gibi batıyor sürekli. O kadar hassas. Bayağı birkaç senedir yani bunu ben çekiyorum. Şimdi hemen şöyle yapalım. Hadi soru cevap gidelim. Var mı soracağımız? Sevim Hanım şişme ve böyle ödem var mı ciltte? Yani kabarma gibi böyle hissediyor musunuz? Evet. Tamam. Evet. Evin günü mesela güneş kremi sürdüm yüzüme. Biraz güneşte yürüdüm. Alnımda böyle su toplar gibi kabarcıklar oluştu. Tamam. Peki duşa girip çıktığınızda o fazla sıcak suyla yıkanmamanız lazım. İlk başta onu söyleyeyim. Ama evet, duşa girip çıktıktan sonra da yine ciltte yangı ne kadar devam ediyor? Yangı süresi. Yani o siz onu hissediyorsunuzdur. Kızarıkla beraber bir yangı oluşuyordur. Evet. Bayağı bir iki saat sürüyor çok canım. Çok fazla. Ben bayağı bir böyle rüzgarlık bir alana çıkmam gerekiyor böyle serinletiyorum kendimi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ne yapmanız gerektiğini şimdi işin uzmanından dinleyeceksiniz ama lütfen uygulayın olur mu?
Artık aslında dünya nereye gidiyor? Onu söyleyeyim ilk başta. Cevabı vereceğim. Kişiselleştirilmiş kozmetik uygulamalarına gidiyor. Belki Sevim Hanım kullandığı şampuan suratına değiyor. Ve şampuanların içerisindeki maalesef o bize zarar veren kötü kimyasal malzemeler cildine değince şeyle beraber, sıcak suyla beraber tamamıyla orada doku nefes alamıyor ve çok büyük bir nasıl tahribata yol açıyor. Tahriş oluyor. Hmm. Tahriş olduğu için de şişmesi 2 saat yangısı geçmiyor olabilir. Bir kere en önemli şey, şimdi evden çıkarken kaç ürün kullanıyorum bir bahsedeyim. Ne kullandım? Bir şampuan kullandım. Bir deodorant kullandım. 2 oldu. Diş macunu kullandım. 3 oldu. Hakikaten doğru. Ve normalde çıkarken sadece bir evden çıkarken bir güneş koruyucu kullandım. 4 oldu. Ve parfüm sıktım. Yüzünü falan kapattın. Evet, yani normalde bir evden çıkarken 5 ürünle birden çıkıyorum. O yüzden kozmetiklerime çok itimam göstermem lazım Nur. Yani masum değil ama tamamen bütüne de onu yayamayız. Yani o tamın bir parçası. Çünkü kendimize bir kere ilk başta sağlıklı nasıl yaşayabiliriz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve artık dünya kişiye özel yaklaşımla devam etmeye başladı. Evet. Kozmetikte bile. Şimdi Sevim Hanım'ın ona uygun bir şampuan kullanması lazım. Ama ben öneriyim, yulaflı olabilir içi. Ben sadece genel olarak kendi uzmanlığım olduğu için söylüyorum. Evet, böyle bir şampuan markası vermiyoruz ama evet. Özellikle yüzünüzde bu tür kızarıklıklar varsa şampuanınızın içerisinde neler bulunması gerektiğini söylüyoruz. Yulaflı olabilir. Yine tamamıyla SLS barınmayan sodyum lauryl eter sülfat, koko amido propil eter gibi böyle sabun gibi. Ay bunları köpüren... ben aklımda nasıl tutacağım? Ama hemen arkasına baksınlar Nur. SLS yazar. Tamam. SLS ile başlayan bir şeyi almasın. Aslında hepimiz almamalıyız. Ama bu tarz ciltlerde hemen cildi yıkarken, saçımızı yıkarken cildimize değiyor ve cildimizle beraber orada ciddi bir tahribat meydana geliyor. Tabii biz bunun aslında şampuandan olduğunu bilmiyoruz. Diyoruz ki her banyodan sonra cildim böyle kabarıyor. Tabii ki bir de iltihaplı bir cilt. Sıcak suyu gördüğü anda da cilt tabii ki bir kabarmaya geçiyor ama... Belki o da onun tetikleyicisi olur. Hadi o zaman şu cildimizi bir yatıştıralım. SLS mi dedin? SLS'li olmayan şampuan tüketmenizi öneririm, almanızı öneririm. Çünkü onlar yoğun köpük verici malzemeler ve sabun malzemeleri. Halı yıkamak için kullanılan malzemeler. Eyvah. Halı yıka. O yüzden neden ben halı yıkamak için kullandım? Bence evinizde varsa şampuanlarınızı onlarla halı yıkayın diyeceğim. Tamam dede doğru söylüyorsun. Maalesef. Yani neden... Kanserojen oldukları bilimde bazı makalelerde var ama bir kere cildi tahriş ettiği kesinlikle peki. Yayınlarda dermatolojik olarak. Ona özellikle dikkat söyleyeyim. Ediyoruz. Şimdi bu kadar söyledik ama tabii ki hayatta her şey var da merak etmeyin sorun var, sorunlara da çözüm var bir kere. Şimdi cildinizi yatıştıracak, güzelleştirecek, parlak bir cilde sahip olmanı sağlayacak. Kabakla bir tarif vereceğiz. Evet, kabakla çok güzel bir tarif vereceğiz. Dediğim gibi zaten yumuşattık. Hı-hı. Elimizle parçaladık. Püre haline getirdik. Püre haline getirdikten sonra evde tabii ki hepimizin zeytinyağı var. Ona okeyim. Ama fındık yağınız varsa soğuk sıkma. E vitamini oranı çok yüksek. Bir fındık yağını 2 tatlı kaşığı içerisine koyun. Sonrasında soğusun o. Çünkü su daha da püre olan şey hatta dolaba koyabilirsiniz. Bir difrize ya da buzdolabına. Kabak soğuyup konuşamadım. Soğuyup tamamıyla nemini fındık yağının içerisindeki nemini kabağa verecek. Ve sonra da cildimize aktaracağız bunu. Ne yapacağız? Yine temiz bir cilt olması lazım. Cildinizi temizliyorsunuz ve kabak maskesini sürüyorsunuz. Steril yine gaz bez kullanabilirsiniz. Üzerine gazlı bezi bir şey söyleyeceğim. Cildinizi temizlerken neyle temizleyeceğiz? Orada da doğal temizleyici ama yağlar çok güzel bu konuda. Jojoba yağıyla cildinizi temizleyebilirsiniz. Hatta fındık yağı koyduysanız fındık yağıyla da cildinizi temizleyebilirsiniz. Sonra ılık suyla durulayın. Yağ çok iyi bir zaten hem atık temizleyicidir. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer cildimiz yağlıysa, sivilceliyse yine fındık yağını kullanabiliyor muyuz? Kullanabilirsiniz fındık yağını. Zeytinyağı kullanamazsınız ama fındık yağını kullanabilirsiniz. Fındık yağı nötrdür çünkü. Nötrdür ve bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğiniz şeyler öyle çok büyük paralarla alınan şeyler kesinlikle. Değil. Küçük bir fındık yağı alıyorsunuz. Bunu temizlemek için aylarca gidiyor. Aslında yani iyi bir fındık yağı az da para değil. Evet ama
dışarıdaki temizleyicilere baktığımızda bir de cildimize, zarar veriyor. Onlara baktığımızda, onları düşünürsek çok daha mantıklı. Peki cildimizi fındık yağıyla temizledikten sonra dolapta dondurduğumuz maskeyi... Donan o maskeyi cildimize sürdük ve gazlı maskeyle kapattık. 20 dakika bekliyoruz. 20 dakika ya da 30 dakika gibi. Yani şöyle mi yapacağız? Maskeyi göz çevresine sürmemek kaydıyla... Değil aslında mi? Bu göz çevresine de gelebilir. Çünkü çok hafif ve cildi neme doyuran. Bak bana niye söylemedin? Ben hiç evde göz çevreme sürmüyorum. Çünkü, direkt bunu böyle alıyorsunuz. Tamam mı? Mesela yapıştırdıktan sonra böyle. Evet, aynen. Bunu böyle... Üzerine sonra... Böyle kalıyorsunuz. Sonra bir tane daha üzerine koyuyoruz. Kabağı sürdük buraya ve birbiriyle yapışıyor. Çünkü rahat çıkartacağız sonra. Bu bir aslında süzgeç görevi de görecek. O kabağı arındırmamız zor olacak. Yani pütür pütür olduğu için hemen steril gazlı bezle rahat süzgeç gibi. Sonra cildi temizledikten sonra. Temizledik cildimizi. Sonra tekrar bir fındık yağıyla masaj yapmalarını öneririm. O nasıl zaman nasıl masajı? Nem nem hidrasyon sağlayacak. Yani penetrasyon dediğimiz cildin emilimi o kadar daha hızlı ve net olacak ki. Mesela sizin cildinize o rozesea dedik ya, onda çok iyi gelir. Şimdi rozesea konusuna gireceğim zaten. Masajı da yaparken yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz. Onu da bize bir gösterelim Seda. Tabii bana öğrettiğin bir şey var ya, hani şöyle 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 hatta yaptığımız. Hatta şey yapalım, bir kişiyi alıp burada da masajı gösterebiliriz nasıl yapacağımızı. Süper, harikasın. Peki hanımefendiyi alırken yerine ben bir telefonumuz var. Sen tabii, istersen onu geçebilirsin. Telefonumuza merhaba diyeyim. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. İyi günler. Buyurun. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar Nur Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Dinliyoruz sizi. Seda Hanım'a bir sorum olacaktı. Ben sezeryan doğumdan sonra karnımda koyu renkli çatlaklarım oluştu. Ve doğum sonrasında da göbeğim çok fazla kaldı. Hani bunun için önerebileceği bir kür var mıdır? Ah. Bütün hanımların temel sorunu. Bir de yaz gelince değil mi? Diyoruz ki şu göbeğimdeki çatlaklar, şu basenlerimdeki çatlaklar gitse. Vallahi şimdi yani çok koyu. Bizde yalan yok. Ben bu soruyu... Yıllarca Seda'ya sordum. Dedim ki Seda şu çatlakları bir giderelim. Öyle kim size derse ki çatlakları giderecek muhteşem bir formül var. Sakın inanmayın. Yalan hep mı? Onu söylüyorum. Ya yeni sakın bir, inanmayın. Et parçası yapıştırmamız lazım. Ha, bravo. Ama, tabii ki medikal operasyonlar var. O estetik hariç. Operasyonlar ama doğal bir şeylerle gidermek istiyorsak. Eğer çatlağı ilk zamanında yakalarsak kırmızıyken güzel. Hafifletiyorsunuz. Tamamen hem hafiflemiş oluyor hem de oradaki kılcal damarlar daha yüzeyi tamamıyla yıpratmadan, yani toprağın çatlaması gibi düşünün deriyi de. Orada artık kararmaya başladığı anda yapacak, inanın. Yani orada nemlendirebiliriz, görüntüyü düzeltebiliriz. Ama, evet, tamamen gitmez. Orada biraz sakın öyle çok paralar gerekiyor. Vermeyin. Ama kullanacağımız bir yağ, bir şey önerebiliyor musun? Tabii ki öneririm. Hatta bir formül önerebilirim. Hadi bunun hemen için. Verelim. Çatlaklar çatlak için. Jojoba yağı tamamıyla cilt pH ile uyumlu yağlardan bir tanesidir. Nedir bu jojoba yağı? Jojoba diye de karşınıza geçer. Jojoba olarak da geçer. Bir bitkiden yine elde edilen soğuk sıkma, soğuk pres olarak alabileceğiniz çok özel mum türevi bir bitkidir. Böyle hatta böyle şey müsilajlı böyle ağda gibi olur. Koyu olmasına dikkat edin. Yani tamamen sıvıysa aldığınız yağ o zaman bir düşünmeniz lazım. Taşişli mi yani katışık mı değil mi diye. Jojoba yağı yine fındık yağı diyeceğim. Çatlak için birebirdir. Peki şunu yapabilir miyiz mesela? Hamilelik süresince göbeğimize ve işte o çatlayan yerlere boyuna fındık yağı sürelim. Ah, süper. Ve inanın bana dua edecekler. Yani çünkü ama beni de dualarınıza katın olur diğer mu? Para aldıkları, para verdikleri kozmetik ürünlerinden çok daha etkili bir şey olacak. O zaman ekran başında hamileler varsa... Eğer yağını. Gelinler falan bizi izlemiyorsa, kayınvalideler, anneler izliyorsa hemen telefon açıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir fındık yağı alıyorsunuz. Ama hakiki güzel bir fındık yağı. Fakat burada bir şey demek istiyorum. Bu önemli Nurcuğum. Fındık yağı normalde eğer fındığa alerjiniz varsa alerji yapabilir. Yani daha evvel siz bir test yaptırdınız ya da fındık yediğinizde kaşınmalar artmışsa, ondan sonra bir alerji nüksetmişse o zaman fındık yağını sürmüyorsunuz. O zaman sadece jojoba yağını kullanabilirler. Evet.
İkisini de karıştırabilirler. Fındık yağı, bir bardak fındık yağıysa sen bu şekilde istiyorsun tarifleri. Aynı oranda da jojoba yağıyla karıştırıp yine karın bölgelerine rahatlıkla gece sürüp yatalım. Evet, gece sürüp yatıyoruz. Tamam. Hatta peki. Tabii ki hamilelik döneminde 3 ayı geçtikten sonra sabah akşam sürmemiz gerekiyor. Çok daha faydalı oluyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Ama dediğimiz gibi tamamıyla ortadan kaldırmıyor. Belki o görüntünün o çirkinliğini birazcık hafifletiyor. Ama hamilelik süresince sürerseniz belki de hiç çatlamayacak. Roza'ya geleceğiz. Roza ile ilgili çok güzel bir tarifimiz var. Nasırla ilgili çok güzel bir tarifimiz var. Hanımlar yaz geliyor ve ayaklardaki nasırlar bir an önce gitmesi gerekiyor. Nasıl yapacağız? Onun hepsini konuşacağız. Bir de her şeyden önemlisi koltuk altı ve bikini bölgesindeki kararmalara son noktayı koyacağız inşallah. Bir görelim mi evet, cilt için ne yapıyoruz? Masaj göstereceğim ama şimdi hemen bir geçelim. Aslında hemen bir analiz yapalım. Lekeli bir cilt, güneş lekeleri oluşmuş olabilir. Tabii lekenin o kadar çok sorunu ve problemi olabilir ki Nur. Tiroitten kaynaklı olabilir. Sonrasında eğer hormonal bir sıkıntı varsa ya da cildimize iyi bakmadık. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer baktığımızda 18 yaşına kadar cildimizi iyi bir şekilde güneşten korumamız gerek. Eğer korumadıysak, 2-3 kere de yanma geçirdiysek, hani ciddi bronzlaşmalar geçirdiysek, 30 yaşından sonra lekelenme problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz hepimiz. O yüzden cildimiz en değerli ve en önemli vücudumuzdaki yapılardan bir tanesi ve dış teması sağladığımız organlarımızdan bir tanesi, en büyük organ. Eğer yani burada... Cildimiz aslında en değerli giysimiz. Ona çok iyi kesinlikle bakmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bakalım bu sarkmaları önleyecek. Hem sarkmaları önleyecek ama bence ben bir cildi temizlemeliyim. Orada elma sirkesi gördüm. Sargılı beze biraz elma sirkesi damlatabilir misin? Biraz hemen damlatırım. Su istiyorum. Bir dakika. Hafifte. Sargı bezimiz nerede? Evet, sargı bezimiz hemen şurada. Hemen halledelim. Bunu açtık ama. Açtık. Gerçi kullanmadık. Elma sirkesi zaten antimikrobiyal. Fakat direkt elma sirkesini sürmeyeceğim. Ne yapacağım burada? Suyla beraber katıştıracağım. Çünkü elma sirkesi agresiftir aslında. Her cilde de şey yapmayabilir. Bir anda tahriş yapabilir. Onu nötrleştirmem lazım. Daha hafifleştirmem lazım. Seyreltmem lazım yani. Alıyorum. Peki nasıl seyrelteceğiz şimdi onu? Hemen şöyle yapacağım. Evet, şunun içerisine koyacağım biraz su. Biraz da elma sirkesi ilave edip doğal bir temizleyici de hazırlamış oldum. İçerisine... Elma sirkesiyle yani cildi temizlediğimiz gibi evde her yeri de temizleyebilirsiniz. Kesinlikle. Bizim evde yani temizleyicinin şahıdır sirke. Şimdi malika koltukları silin, lavaboları yıkayın. O kadar güzel temizliyor ki. Çok iyi, doğal bir temizleyici. Malik asit var içerisinde. Malik asit de çok iyi bir doğal dezenfektan gibi düşünün. Şimdi doğal bir temizleyici hazırladım aslında. O arada formül vermiş olduk. Suyun içerisine biraz elma sirkesi koydum ve hafif de fındık yağı ekleyeceğim. Biraz fazla elma oldu. Sirkesi, su ve fındık yağı. Ve cildi temizleyip sonrasında masaj yapacağım. Çünkü temiz cilde masaj yapmalıyım. Bu arada şunu söylemeyin hiç. Yani ben cildime makyaj yapmıyorum. Niye temizleyeyim ki demeyin. Çünkü cilt hava alan bir organımız olduğu için devamlı mikropları içine çekiyor. Bugün hiçbir şey yapmasanız bile yani yüzünüzü hiç makyaj yapmasanız bile. Ortamdan hemen siyah noktalarımız niye oluşuyor? Egzoz dumanı. Şimdi göreceğiz mesela. Hanımefendinin yüzünde makyaj manzara yok. Bakın şimdi temizlenecek. Elma sirkesi, fındık yağı. Ve su ve koydum su içerisine. Hafif şu şekilde. Bir de tabii cilt o kadar hassas ki lütfen ona ipek gibi davranın. Yani aynı şey saçımız için de geçerli. Yani tampon davranıyorum. Yani tutup da havluyu böyle sert hani hep alışmışızdır ya. Biz ona şey deriz, haşır uşur. Haşır uşur temizlemeyin cildinizi. Aynen, kelimeyi bulamadım. Ve hafif bir şekilde tampon hareketlerle ne sürersem süreyim. Cildime makyaj ürünü olabilir, doğal cilt bakım kremi olabilir, ürünü olabilir. Hep tamponlama hareketleriyle. Bir görelim bak, tampon hareketini de bir görelim. İnanın ben sevgili Seda Sakacı'dan çok şey öğrendim ve cildim için yani ne uyguluyorsam hepsini ondan öğrendim ve hep onun tariflerini uyguluyorum. Sizinle buluşturmaktan da bugün gurur duyuyorum. Göreceksiniz uyguladığınızda kulaklarımızı çınlatacaksınız, çok iyi sonuçlar alacaksınız. Lütfen bugün buradaki tarifleri kaçırmayın. Biraz sonra koltuk altı için muhteşem bir tarif vereceğiz. Bikini bölgesi kararmaları için, roz hastalığı için muhteşem bir tarifimiz var. Ama önce şu cildimizi güzel temizleyelim. Evet, hem temizledikten sonra güzel masaj, yani çok klişe gelecek ama iyi bir masaj cildin iyi dinlenmesini sağlıyor. Ve cilde spor yaptırıyor.
Çünkü cildi biz sürekli hareket ettirmiyoruz ki. Herkes kendine göre mimik yapıyor. Bazısı alnını, bazısı ciddi bir şekilde yanak bölgesiyle sürekli konuşuyor, mimik yapıyor. Ve o bölgelerde ne oluşuyor? Kırışma oluşuyor tabii ki. En çok mesela rahatsız olduğumuz bölgelerden bir tanesi de dudak üzerindeki minik minik kırışıklıklar, değil mi? Bu özellikle ileri yaşta daha çok ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Hem hele 30'u geçtikten sonra hissediyorsunuz ki buradaki keskinleşiyor artık çizgiler. İşte... özellikle de yanak bölgesi fazla olan kişilerde oluyor. İşte orada masajı iyi bir şekilde düzenli olarak haftada 2 kere yapsanız o kadar etkisini göreceksiniz ki kendiniz yapacaksınız zaten. Alıyorum fındık yağını. Tamam. Elime bir tatlı kaşığı kadar. Biz şu anda bu eldivenli yapıyoruz ama bunu. Evet, siz uyguladığınız zaman. Evet. Hani eldivenli değil. Burada... Görüntü olsun diye öyle yapıyoruz. Evet. Evde uyguladığınız zaman ellerinizi yıkıyorsunuz. Temiz ve çıplak elle uyguluyorsunuz. Ve zaten elin ısısı çok iyi bir şekilde yağın cilde emilimini sağlayacak. Fındık yağı, bakın şu çok önemli. Neden fındık yağı? Her cilde uygun. Ve hassasiyetlik yatıştırıcı. O yüzden biliyorum ki cildinizde böyle tahriş, herhangi bir işte agresif bir şey yapmayacak. Önemli olan şuradaki bölgedeki bizim şurada kozmetik akupunktur dediğimiz noktalar var. Bu bölgedeki sinirlere hafif baskı ve uyarı uyguluyorum. Ki bir kere dolaşımımı ilk başta sinirlerimi harekete geçireyim. Baskıyı uyguladım. Rahatlama hissediyor musunuz burada? Değil mi? Rahatlama hissediyorsunuz. Çünkü... Şimdi hanımefendinin mikrofonu alabilir misiniz elinize? Evet, rahatlıyorum. Ve sonrasında şuradaki ellerimi tarak gibi görüyorum. Tarak gibi düşünün ve yukarı doğru açıyorum. Ve kırışıklık ne tarafaysa ona göre meyil veriyorum. Şimdi şuradaki kırışıklığı eğer çekebilirsek. Görüyoruz şu anda ekrandayız. Ütüleme yapacağım, elimle ütüleme yapacağım. Yani nedir bu? Şu şekilde bastırıyorum. Hafif ilk başta dolaşımla daha da sanki belirgin gibi olacak bu. Bak ben de ilk defa dinliyormuş gibiyim. Her seferinde böyle oluyor. Seda bir şey anlattığında ilk defa dinliyormuş gibiyim. Bak ben bunu bilmiyordum, biliyor musun? Çok düşünen kişilerde mimik çizgisi olur. Buradaki alın çizgisi. Ona da çok düşünen kişilerde deriz ama tabii ki mimiği de orada yaptığı için. Hanımefendi de bayağı bir orta derecede mimik çizgisi var. Oradaki bölgeye de yine şu şekilde tek bir parmağımla, bakın tek bir parmağımla doğal ütüleme dediğim hareketi yapıyorum. Doğal ütülemeyi görüyoruz. Doğal ütülemeyi yaptım ve ellerimi tarak gibi hissedip şu şekilde açıyorum. Ay bir de rahatlatır mı biliyor musun? Oo, uyu uyu. Evet. Rahat ol. Geleneksel Çin terapilerinde çok uygulanan bir yöntem. Bunu kaç kere yapıyorum? Şimdi bu önemli. Evdeyim, ayakta da yapabilirim bunu. Burayı bastırdım, şuradaki... Kozmetik akupunktur bölgesini bastırdım. Hemen bir rahatlama ve gevşeme oldu. Ve sonrasında tarak yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 kere bu işlemi yapıyorum. 7 kere yaptıktan sonra duruyorum. Şakak bölgeme baskı uyguluyorum. Çünkü yine beynim ve sinirlerim orada rahatlatacak. 7'ye kadar sayıyorum. Bakın şimdi nasıl rahatlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi uyudu. Uykum geldi. Güzel. Ve sonrasında 7 yaptık bunu. Şimdi artık cildime geçiyorum. Elim zaten yağlamıştım elimi. Burada da yine tarak gibi görmem lazım ellerimi. Bunlar bir tarak. Ve şu şekilde sürekli bunu kendim ayaktayken nasıl yapabilirim? Şöyle şöyle yapabilirim. Şöyle evet. Şöyle çok, şöyle yapabilirim. Çok kolay yapılıyor bu. Böyle. Aynen. Ve 7 kere yapıyorum yine. Tekrar ve şuradaki yapalım. Sarkmalar var ya, şuradaki sarkmalar olmuyor. Yani gerçekten bakın ben söylüyorum, Instagram'a girin bakın, en son paylaştığım fotolardan bir tanesi sıfır makyajlı olan fotoğrafımdır. Gerçekten Seda Sakacı ne dediyse uygularım. Buradan toplu cevap veriyoruz herkese. Tek geçiyorum. Öyle söyleyeyim. Sonra nazorabiyal kısımlar, yanak kırışıklıkları diyelim. Buradaki bölgeyi yine ütülüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ekstra gıdım var. Genelde Türk bayanlarının gıdı problemi var. Var biliyorum. İşte. Orada da olmasa biraz... iyi olurdu ama. İyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Genlerden de olabilir. Bir de tabii ki
kilo aldıkça da o gıdı çıkıyor. Bir de şunu öğrendim Seda ben. Duruş bozukluğumuz lazım. Da o gıdıyı çıkartıyormuş biliyor musunuz? Hani böyle duruyoruz ya bazen. Tabii. Duruş bozukluğu da çıkartıyormuş. Çünkü yer çekimine karşı gelemiyoruz. Hiçbir şekilde. O yüzden böyle bir dik durmakta fayda var. Hep öyle. Her bölgemiz için, karın bölgemiz için de bu gerekli. Çünkü biz ne kadar yere yakınsak o kadar esneklik kaybı göstermiş oluyor. Vücudumuzdaki kolajen, lif ve proteinler. 7 kere bunu yaptım. Anlaşıldı sanırım. Evet. Sonrasında üçleme yaptım 7 kere. Biliyorsunuz ki. Sonra elimi ısıtıyorum. Tamamen böyle elimi ısıtıyorum. Elimi ısıttıktan sonra sıcak şekilde bütün elime kendi enerjimi ve yağ tamamıyla deriye geçsin diye bekletiyorum. Burada da yine 7'ye kadar sayabilirsiniz. Şu şekilde ve gıdı için geleceğim şimdi. Ayaktayım diyelim. Şu hareketi yapmam gerekiyor. Sürekli şuradaki kasların çalıştığını hissetmem lazım. Öne atın. Çenenizi öne atın biraz. Hanımefendinin üzerinde uygulayalım mı Sedacığım? Ama kendisi... Çeneyi öne atmamız gerekiyor. Öne atması lazım. Hanımefendi uyudu. Evet, uyudu. Vallahi uyudu. Şöyle yapacağız. Buradaki kasın çalıştığını hissetmem lazım. Şimdi ekranda görünüyorsa benim boynum. Şöyle mi? Evet. Evet, çok harikasın. Harika yaptın. Çok çirkin gözüküyorum değil mi? 7 kere yapacaksın. Yapalım birlikte. Bu yüz yogası çünkü. 1, 2, 3... Ve 4. Bakın buradaki tamamen kaslarım çalıştı. Zaten bunu günde yaptığım anda buradaki kaslarım, boyun kaslarımı çalıştırmış. Bir şey söyleyeyim mi? İlk yaptığınız günlerde böyle buralarınız spor yapmış gibi acımaya başlıyor. Ağrır. Aynen. İlk yaptığınız çünkü kaslarımızla oynuyoruz. Yüz yogası yaptık ve sonrasında tamamen cildi biraz vuracağım, hırpalayacağım cildi. Şimdi biraz hafif dokunuşlar yapmıştım. Şimdi hafif vurmam gerekiyor. Bunu niye yapıyoruz? Şu şekil. Dolaşım uyarılsın diye ve kırışıklıkta tamamıyla çok iyi. Geleneksel tıpta ve Çin terapilerinde özellikle şu bölgelere vurmak hem baş ağrıları için çok iyi. Günlük eğer bir kronik baş ağrınız varsa çok iyi gelecek. Hem de kırışıklıklarınız ve derinizin havalanması için şu şekilde vuruyorum. Seda Hanım vurdu bana demeyin ama sakın. Rose hastalığı için elimizde defter kalem bekliyoruz demişler. Tamam. Hiç merak etmeyin, unutur muyum sizi? Az sonra gelecek. Güzellik uzmanımızın hesabı yok mu diyorlar hesabı. Instagram hesabı. Instagram verelim hesabı biraz var. Sonra ama şu yüzü bir tamamlayalım bakalım. Aynen ve vurmaya başlıyorum şu şekilde. Bayağı bir hırpalıyoruz evet, cildi. Evet biraz hırpaladım. Siz daha sert yapın. Ben kıyamıyorum şimdi size. Daha sert yapın. Sonra en son göze geleceğim. Gözde mutlaka yüzük parmağı kullanıyorum. Neden yüzük parmağı kullanıyorum? En güçsüz parmağım yüzük parmağı. Ve buradaki doku, göz altındaki doku çok hassas. O yüzden ona çok narin davranmam lazım. Orada da şu şekilde parmaklarımla tampon hareketlerle ama kaşımı da şu bölgeyi de kaldırıyorum. Nasıl görünmesini istiyorsam onu vurgulamam lazım aslında ki aşağı düşmesin. Kaşı kaldırıyorum ve şu şekilde tamponlarla nasıl bir gözaltı kremi sürer gibi şu şekilde dolaşımı uyararak burada uygulamayı yapıyorum. Evet, göz çevresi çok önemli. Kesinlikle. Yaşımızı ele veren en önemli bölgeler. Bak göz Instagram çevresi... hesabın geldi. Sorabilirsiniz. Ay, yayın sonrası da sorun Seda Sayan'a. Seda Sayan'a dedi. Sevgili Seda abim kulaklarını çınlatmış olduk. Seda Sakacı'ya sorun. Hayatta her şey var seyircilerine özeldir bu. Göz altı tamponla vurduk. Son hareketimiz var artık işlemi bitirmek için. Burada baskı uyguluyorum kaşlarda. Kaş düşüklüğü oluyor belli yaştan sonra. Doğru. Özellikle olgun yaşlarda. Kaş ağlak ağlak bir görüntüye sebebiyet veriyor. Günlük bunu yaptığımız anda kaşımız hep aynı noktada kalacak. Şu şekilde nasıl hissediyorsunuz değil mi? Nasıl bir rahatlatıcı bir bölge. Burada çünkü çok güzel kaslar var. Bakın hafif baskılar uyguluyorum. Yine şu şekilde baskılar uygulayarak. Masajımı, yüz masajımı bitiriyor. Ve bunu haftada 2 defa uyguluyoruz. Haftayı aslında her gün uygularsak çok iyi. Her gün uygular mıyız? Biraz zor tabii. Biraz vallahi zor. Birbirimize yalan ama söylemeyelim ama haftada 2 defa bile uygulasanız. Bir gün yapalım, bir gün yapmayalım. Evet. Bir gün yapalım, bir gün yapmayalım. Masaj çok klişe gelecek ama o kadar derinin, toprağın
can bulduğunu düşünün. Yani temizlendiğini düşünün. Deriyi orada açmamız lazım. Deri bir havalanması gerekiyor. Ancak masajla keratinler hem gitmiş oluyor temizlediğiniz şeyle ve deriniz havalanmış oluyor. Havalanan deri de iyi bir oksijen alışverişi yapıyor. Çünkü evet, deri nefes alıp verebilen bir organ. Oksijenlendiği için de daha canlı, daha parlak ki 30 yaşından sonra deride ciddi bir matlıklarla gelen bir sürü danışanım var. Evet ve değişiklikler oluyor. İşte leke problemi mesela sonradan oluşmuş hanımefendide. Yani ve kontrol altında tutması lazım ki alın bölgesinde ama güneş lekesi belli. Leke için bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Lazım. Bunu yaptıktan sonra güneşe çıkabiliyor muyuz? Bu fındık yağıyla. Evet. Fındık yağının evet %10 oranında güneşten koruma şeyi var. Güneş blokörü. Yani güneşten koruyor bizi. Ama tabii ki bir koruyor. Hafif bir güneş koruyucu kullanırsak ama en iyi yağ güneşten koruyan susam yağı. Peki. Susam yağı %45 oranında güneşten korur. Hafif cildinize susam yağıyla da masajı son tamamlayıp 20 dakika kalsın cildinizde. Fazlasını peçeteyle alın. Sonra dışarıya çıkabilirsiniz. Harikasın Seda. Şimdi bir Gaziantep'e gidelim. Ne güzel bilgiler değil mi? Vallahi. Böyle temiz, güzel, rüyasız bilgiye açız vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten mi arıyorlar bizi? Zeynep Hanım. Evet, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar. Bu Gaziantep'li olmanızdan dolayı mı sesiniz bu böyle güzel geliyor? Çok severim Antep'i biliyor musunuz? Selam gönderin. Her gün sizi seyretmekten olabilir mi? Ah, cansınız. Hadi alalım sorunuzu. Ben çocuklarımın yüzlerinde ben var Nur Hanım. Ve gözenekleri açık. Devamlı da her gün çoğalıyor bu benler. Çocuklarınızın kaç yaşında çocuklarınız? 23 yaşında, 22 yaşında, ikisinde de var. Allah bağışlasın. Her gün farklı bir ben mi çıkıyor cildinde? Ya her gün çıkmasa da böyle bir bakın çoğalmış benler. Belirli yani. Aralıklarla. Ne diyeceksin evet, Seda? Zeynep Hanım'a birkaç bir soru soracağım. Bir kere küçük küçük her yere yayılmış şekilde mi boyna? Yoksa tek daha koyu rengi de mavi mi? Yoksa kahverengi mi bu benleri? Ya, bak kahverengi olan var tek yani 5-6 tane var. Onunki büyük kocamanlar biraz duruyorlar. Öbürünki birisinki kız çocuğu olanınki sık çoğalıyor. Tamam. Doktor. Şimdi evet bir kere patolojik olarak görünmesi lazım. Bu ne demek? Göründüler. Şunu da yaptırmasın. Onlar çünkü göründüler. Tamam. Bir şey yoktular yani. Zeynep Hanımcığım tamam anladım sorunu. Evet. Ben sorunu ayrı bir konu. Yani ve derinin altında ve gerçekten incelenmesi gereken ve bir de konu. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama şu da çok önemli. Duyuyorum yine danışanlarımdan. Ben için bir şeyler yapılıyor, işlemler yapılıyor ama patolojik bakılmıyor. Patolojik dediğimiz şeyde benim varsa hafif oradan parça bir kültür, evet parça alınıyor ve laboratuvar ortamına gidip bakılıyor. Çünkü inanın melanoma insidansı kanseri dediğimiz cilt kanseri %80 maalesef bu kötü benlerden kaynaklanıyor ama hanımefendinin muhtemel değil kahverengi tabii. Dedi zaten. Ben endişelendirmek için demiyorum ama kontrolünün mutlaka yapılması ve iyi bir incelenmesi lazım. Yani yüzeysel de kontrol olmamalı. Beni gördük evet hemen bir şeyler yapalım ya da kimyasal peelingler yapıyorlar değişik şeyler duyuyorum. Dermabrazyonlar yapılıyor ama bir kere patolojik açıdan iyi çıktıysa bunların belki yapılması gerekiyor. Peki şimdi hanımefendi doktora gitmiş. Bundan sonra için yani o benleri koruyabilmek için güneşin kötü etkilerinden ne yapması bir gerekiyor? Bir kere güneş koruyucu kullanacak ama verdiğimiz bu doğal malzemeler de yeterli gelmez. Ona özel hekimin o cildin fitotipi dediğimiz yani cildin işte cilt bir tipine uygun. Evet cilt tipine, cilt renginin tipine. Tamam. Cilt tipi değil de cildin renginin tipi var. Ona göre bir güneş koruyucu vermesi gerekiyor. Çünkü benler çok yabana atılacak bir konu değil. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi doğal güzellik konusu. O biraz Seda daha çok Sakacı daha derdimize derman olacak özel tariflerle karşınızda. Şimdi bezelye maskesini verelim evet, seyircilerimize. Evet verelim tabii ki. Yine sevgili seyirciler tarafımdan uygulanan ve çok güzel sonuçlar aldığım muhteşem bir bezelye maskem var. Bezelye rose muhteşem. İçin az sonra tarifimiz gelecek. Kesinlikle. Bir de bikini bölgesi ve koltuk altındaki kararmalar var ya. Öyle bir tarif vereceğiz ki hem kolay yapım var, uygulaması kolay ve sonuç mükemmel olacak inşallah. Hadi şimdi alalım. Şimdi bezelye ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hepimiz dondurucuya bezelye atarız değil mi? Tabii. Şu mevsimi geldiğinde vardır. Biraz aynen. Fiyatı ucuzladığında. Ve diyelim ki bir sivilceniz çıktı. Akne peydahlandı.
Hemen bir tanesi alın, soğuk bir şekilde açın bezelyenin ortasından ve aknenize kullanın. Aknenizde böyle maske gibi tutun. Göster bize Seda, açalım hemen istersen. Hemen açalım. Şöyle zarı var bunun içerisinde. Şimdi bezelye maskesinin tarifini veriyoruz ama bu hemen çok pratik küçük bir tarif. Evet. Benim mesela şuralarımda çok sivilce çıkar. Çıktığı anda dolaptan, difrizden bezelyeyi çıkartırım. Bu da Seda Sakacı'dan öğrendiğim bir tariftir. Bakın böyle. Bunu alıyorsunuz. Böyle buraya koyuyorsunuz. Neden? C vitamini var içerisinde. Neden? Ama bir kere koymakla çıkmıyor tabii ki, söyleyelim. Ve tabii biraz bekletiyor. Soğuk ya, bir de zaten soğuk bir şekilde çıkarttınız. Hemen oraya biraz baskı uygulayın sivilce çıkarken. Hemen onu biraz kurutacak ve hafif yumuşatacaktır. Yani daha da iltihabın ilerlemesini engelleyecek. Çünkü içerisinde B1 vitamini var, C vitamini var, folik asit var. Bununla beraber lifli gıda. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lifli gıdalarla beslenmek alışkanlık haline getirmemiz lazımdır. Hiç ekşi mayalı ekmek yaptın mı? Yaptım da olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Tutturamadım evde. Ekşi mayalı ekmek yaparken mayanın saatlerce mayalanması lazım. Evet. Çok uzun iş. Çünkü içerisindeki o maya anca o zaman kendi iyi durumunu buluyor. İyi halini buluyor. Biz vücut olarak, insan yapısı olarak lifli bir yapıyız. Lifli bir bedene sahibiz. Katman katman bir liften oluşuyoruz. Ve aslında çok hızlı sanki hücrelerimiz hareket ediyor gibi gözlemleniyor ama çok yavaş ve aheste bu durum. Biz de o yüzden her şeyi yaparken mental olarak kendimizi iyi hissetmek istiyorsak bir kere her şeyi yavaş yapmamız lazım. Çünkü hayat çok hızlandı ve sürekli her şeyi hızlı bir şekilde yetiştirme derdindeyiz. Yavaş yapmalıyız ve lifli gıdaları, bezelye bir lifli gıda mutlaka tüketin. Ve hayatımızı almayı özen göstermemiz lazım. Çünkü bu bize çok iyi gelecek. Seda Harp ne der biliyor musunuz? Onu çok severim ben, bu sözünü. Nur, ben olayım olmayayım hayatında. Aklında şunu bulundur. Cildine süremediğin, daha doğrusu yiyemediğin hiçbir şeyi cildine sürme. Benim ilkem budur biliyor musunuz? Kesinlikle. Yiyemediğim doğal, hiçbir şeyi cildime sürmem. Çünkü ben artık biliyorum ki, ondan öğrendim tabii ki. Cilt gözenekli olduğu için sürdüğünüz her şeyi yiyorsunuz aslında. Bedeninize geçiyor. Şimdi bebek gibi bir ten için bir bezelye maskesi. Bu maskeyi ne olur deneyin. Dediğim gibi bunları fotoğraflayın. Funda, biz de fotoğraflayalım. Instagram'da sonrasında paylaşırız izleyemeyen seyircilerimiz için. Ne yapıyoruz? Bezelyemiz var bir avuç. Evet, bir avuç. Üzüm pekmezimiz var. Aynen. Ezeceğiz. Bir ezebileceğim şeyle ezelim hemen ben. Nasıl ezeceğiz? Tahta kaşıkla ezebiliyorsam eziyim. Peki. Şöyle yaptım. Evet. Evet. Bir iki damla zeytinyağımız var. Şimdi yulaf unu zeytinyağı ve yumurta. Dedik. Neden? Evde hemen bulunduğu için. Ama ben yine öneriyorum ki fındık yağı kullan. Yani zeytinyağı da ben yazdım. Ama fındık yağının olması daha, hani varsa evinizde ikinci fındık yağını da kullanabileceğinizi. Fındık yağı bilin. Al evde tut yani. Evet. Her şeye zeytinyağı iyi geliyor. Zeytinyağı çünkü hepimizin elinin altında, o yüzden bunu kullanıyoruz. Peki şu an tabii bezelyeler haşlanmamış ama. Haşlanmış mı? Tabii haşlanmış gerekiyor. Olacak. Ben haşladınız diye düşünmüştüm. Haşlanmış olacak bezelye. Yine püre yapıyoruz. O zaman şöyle gibi yapalım. Tabii biz şimdi yayında hızlıca ilerliyoruz. Bezelyeleri haşladığınızı düşünün. Evet. Onları eziyorsunuz. İstersen sen püre haline bu tarif üzerinden anlat tabii bize. Ki püre haline getirdik. Üzüm pekmezi kullanacağız. Çünkü üzümün içerisinde çok iyi bir şekilde kara üzüm pekmezi olsun. Cilt canlandırıcı ve içerisinde OPC denilen bir etken malzeme var. Anti-aging, bir antioksidan. Yani yaşlanma karşıtı bir antioksidan. Yani cildimi besleyecek ve nemlendirecek. Hemen üzüm pekmezime bakıyorum. Gerçi üzüm pekmezime de gerek ekranda yok. Var. Ekranda var. Sen sadece bize şunu anlat. Aynen. Bezelyeyi eziyoruz. Aynen. Üzerine ezdik. Üzüm pekmezini döktük. Bir iki damla fındık yağı ya da zeytinyağı ilavesi koyuyorum. Bir tutam da yulaf unu koyuyorum. Neden yulaf unu koyuyorum? Un olması lazım. Sakın böyle diğer yulafı koymayın. Un olanı koyun. Ve bir tane de yumurta akı koyacağım. Ve o kadar gerginleştirecek ki bu. Bebek gibi diyoruz ya, neden? Porselen cilde sebebiyet verecek. Çünkü yumurta akı tamamıyla maske olarak sizi gerdirecek. Bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela bir davete bir yere bir şeye gittiğimde makyaj altına, benim muhteşem. Bu hızlandırılmış maskemdir. Hemen bunu yaparım. Yani bir anda tabii geçici bir etki ama bir anda sizi o kadar rahatlatıyor ki, bir anda böyle sanki cildinize bir şey yapmışsınız uygulaması veriyor. Yani bir botoks. Organik botoks diyelim. Organik botoks, aynen öyle. Yani sizi anlık çok mutlu edebiliyor, onu söyleyeyim.
Ama tabii ki doğal bir gerginlik veriyor ve en önemlisi güzel bir canlılık verdiği için makyaj yapacak ya da yapmayacak çok pırıl pırıl bebek gibi bir cilde sahip oluyor. Yatıştırıyor ekstra cildi. Çünkü üzüm pekmezinden kaynaklı o kara üzüm pekmezi bir de rengi kıvamlı ve koyuldur. Cilde bir pembelik veriyor. Doğal bir allık halini vermiş olacak. O yüzden mutlaka denemenizi öneririm. Bir avuç bezelyeyi haşladım. Eziyorum, püre haline getirdim. Sonra içerisine hafif bir üzüm pekmezi koyuyorum. Bir iki damla ya fındık yağı ya zeytinyağı tam böyle homojen olsun diye. İçerisine yine bir tutam yulaf unu koyup yumurta akını kırıyorum ve bir macun, bir lapa haline getiriyorum. O lapayı temiz cildime, demin ne yapmıştık? Elma sirkesi, su, fındık yağı ile bir temizleyici hazırladık. Onunla cildinizi silin ve sonrasında da bu maskeyi kullanın. Bir 20 dakika, 30 dakika bekleyin. Göreceksiniz çok etkili bir maske. Çünkü yumurta akı, protein ve gerdirici. Ve temiz cilde uyguluyoruz. Bu evet, çok önemli. Temiz cilde bir telefonumuz daha tabii var. Tabii ki alalım. Hem ben soruyorum hem siz soruyorsunuz. Program güzel ilerliyor. İnşallah siz de formüllerden memnun kalıyorsunuz. Az sonra nasırlar için bir formül gelecek hanımlar. Ekran başındaki seyircilerimizden. Kim bizi arıyordu? İstanbul'dan. İsmini vermek istemiyor. Peki buyurun efendim, hoş geldiniz. Alo. Çok mu beklettik yoksa sizi? Alo. Ah, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir anda sesinizi duyamayın da çok endişelendim. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Sizi çok seviyorum ya. Çok seviyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şuna inanın, evet. Sevgiler çok karşılıklı. Alıyorum o güzel enerjinizi. Sağ olun. Çok teşekkür dinliyoruz ederim. Sizi. Ben Seda Almatı'yı soracağım. Şimdi... benim cilt rengim çok koyu. Bir de bu bıyıkla çene bölgesi özellikle biraz daha koyu. Ve bir sivilce çıktı. O sivilcenin izi aylarca gitmiyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Bir de belgeden bir şey duymuştum. Bu yediğimiz şeyler vitamin geçişi sağlamadığı için cilt rengine de yansıyormuş. Emilin olmadığını duydum. Bu doğru mudur, böyle bir şey ama bir dakika var mıdır? Öncelikle bir soru soracağız. Cildinize herhangi bir şey uyguladınız mı epilasyon ağda? Epilasyon, evet, bıyık bölgesine ve kaş bölgesine epilasyon yapmıştım. Bıyık bölgesi zaten orada daha kararma var. İğneli mi uyguladınız, evet, yoksa lazer epilasyon mu uyguladınız? Lazer uyguladınız. Tamam, peki. Peki şimdi bu kararmaları ne yapacağız diyorsunuz. Hı-hı. Bir de o emilimden de bahsedeceğiz şimdi. Teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz sizi. İnşallah güzel bir formül gelecek. Çok yaygın biliyor musun? Kesinlikle. Epilasyon sonrası bir de bize söylemiyorlar ki güneşe çıkmayın. Güneş kremi uygulayın. Yazın ortasında epilasyon yaptırıyorlar. Ve ciltlerimiz mahvoluyor. Şimdi, ne yapacağız şimdi? Bir kere her uygulamayı yaptırmak bir risk. Bu birincisi, bilmemiz lazım. Ve araştırmamız lazım tüketici olarak. Bana uygun mu? Yani o dönem uygun mu? Çünkü iş bazen biraz ticarete geçtiği dökülüyor. Anda Nur. Biraz iş mı? Biraz daha farklılaşıyor. Biraz orada, mı? Yani orada dikkat edeceğiz. Yani dikkat etmemiz lazım. Ve tabii ki cilt içeriden beslenir, dışarıdan desteklenir. Demin ne dedi? Vitaminler, antioksidanlar çok önemli. Güzelleştiren yiyecekler var mesela bizi. İyi tutan, antioksidan kapasitesi çok yüksek, besin değerleri çok yüksek. Bizi, cildimizi iyi gösterecek besin değerleri var. Bahsedeyim mesela. Erik. En yüksek besin değeri çıkmış. Kuru eriği her gün güzelleşme seansı olarak yiyebilirsiniz. Bir tutam kuru eriği her gün. Çünkü antioksidan besin değeri o kadar yüksek ki cilt güzelleştirmek için. İkinci sırada erikten sonra üzüm geliyor. Sonra yaban mersini geliyor. Kabak, bezelye vesaire var. Şunu tabii söyleyelim, ki bunlar ama. Kuru erik. Kuru erik. Üzüm. Üzüm ve yaban mersini. İlk üç sırada antioksidan besin değerinde ve güzelleştiren yiyeceklerde erik, üzüm, çekirdeği kullanabilirsiniz. Kuru üzümü tüketebilirsiniz ve yaban mersini. Bunların hepsini çok rahat ülkemizde bulabiliriz ve iyi bir şekilde bulabiliriz. Şimdi ben Seda'ya program başında dedim ki Seda ne olur bak çok bilgim var, hızlı hızlı anlatalım dedim. Zavallı ben öyle dedim ya, hızlı hızlı konuşuyor. Yavaş yavaş anlatabilirsin. Çünkü bütün bilgisinden faydalanmak istedim. Gerçekten öyle bilgileri var ki bir programa sığacak gibi değil ama böyle
Hiçbir detayı şey kaçırmadan anlatalım. İstiyorum. Nur çok düzenli bir kullanıcı. Bizim işimizde sağlıklı olabilmek düzenli sebati gerektirir. Aynen. Ve sağlığına ve kendisine önem veren de biri. Bu çok önemli. Önem vermeliyiz. Bizden daha değerli bir şey yok çünkü. Ve belli bir zamandan sonra özellikle ev hanımının modeline geçtik diyelim. Biliyorum ki ev hanımları çok ağır işçi. Tabii. Her gün eli suda bulaşığı toparla, işte yemeği yap. Ondan sonra o saç baş dağılıyor ve kendine özen gidiyor. Tamamıyla hepsinin eli egzama. Tırnaklara işte manikür pedikür artık unutmuş. Kendinden geçiyor. Ne manikür pedikür? Bırak çünkü elini saşır ışır suyun altında olmakta. Nur, iş bitmiyor. İş bitmez. Yani o da yeni evlendi. Bitmez. Biliyor işin bitmediğini. Yeni evlendi, sormayın. İş bitmiyor gerçekten. Bitmiyor. İş bizi bitmez. Çok iyi anlıyor o yüzden. Doğru söylüyorsun. İş hiç bitmiyor. İş bitmiyor. O yüzden hanımlar kendinize vakit ayırın. Kesinlikle. En azından şu masaj için bile bir 10 dakika ayırsanız kendinize zaman ayırın, oturun, nefes alıp verin, derin nefes alın, kuru bir eriğinizi yiyin, bir çay yapın. Onu bile yapmıyorlar. Yani hem çocuğumuza odaklı yaşıyorlar, yani çocuk odaklı yaşıyorlar. Çocuğumuza deyince çocuğum yok ama ondan sonra ve sonrasında... Olursa bizi anlarsın ne demek istediğimizi, çocuk odaklı nasıl yaşanıyor. Tamam, diyorsun ki düzgün kullanalım. Peki düzgün kullanacağız ama şimdi hani hanımefendinin sorusunu da atlamayalım. Tamam. Bıyık bölgesinde bölgesi ve siyahlık çene bölgesi. Var ve çene bölgesinde. Şimdi bir kere ilk başta hormonlara bakılması lazım. İşte tiroid diyebiliriz ya da karaciğerde bir yağlanma var mı vesaire. Peki. Kişi tetkikleri yaptırdı ve bir sonuç çıkmadı. Ama doğal evde daha aydınlık gösterebileceği hemen bir formül vereyim. Ver. Evde hepimizin evinde bir pirinç var değil mi? Doğal bir pirinç tüketiyoruzdur umarım. Tabii ki hani beyazları çok tüketmeyi önermiyoruz ama ben beyaz pirinçten vazgeçemeyenlerdenim. Onu da az tüketmeye çalışıyorum. Pirinci aldık, bir kaynar suyumuz. Nasıl yemek için haşlama yapıyoruz ve suda bekletiyoruz. Ilık suda, ılık suyumuzu aldık yarısına kadar, pardon kaynar su. Sonrasında bir tutam pirinci koyduk ve ılımaya başladı. Şişecek pirinç. O suyun içerisine lavanta uçucu yağı damlatacağız. Bu kadar bir kase 200 mililitredir ortalama. Kaynar 200 mililitre suyun içerisine bir tutam pirinci attım. Beyazlaştı o su. Onu bir kaba aktarın. 7 damla lavanta uçucu yağı, 3 damla da çay ağacı uçucu yağı damlatın. İçerisine. Tekrar edelim mi bir daha? Bir daha tekrar tamam. edelim çünkü bu çok önemli. Ayda'dan da rica edelim editörümüzden ekrana da gelsin. Bakın ciltteki o siyahlıkları, lekeleri giderecek muhteşem bir formül. Seda Sakıcı tarifiyle. Kaynar suyu koyduk. Kaynar suyumu koydum. İçerisine bir tutam pirincimi attık. Ekledim. Sonrasında içerisine 7 damla... Lavanta kaynar mı bu arada? Bu şimdi kaynar koyuyoruz ama ılıyacak. Ilımasını bekliyoruz. Tamamen ılıdı. Ilıdıktan sonra 7 damla lavanta uçucu yağı ekledim. Sonrasında da 3 damla çay ağacı yağı ekledim ve karıştırıyorum. Bunu bir şişeye, püskürtmeli bir şişe olur ya da herhangi bir kabınıza koyuyorsunuz ve her gün cildini bu tonikle siliyor. Çünkü pirincin içerisinde ne var? Kojik asit var. Kojik asit yine Çin tıbbında, geleneksel Çin tıbbında beyazlatıcı olarak kullanılıyor. Kadınlar böyle daha beyaz, daha aydınlık gözüksün diye kullanıyorlar. Ve gerçekten düzenli kullandığınızda hem gerecek sizi, çok da kojik asit anti-aging'tir, yani yaşlanma karşıtı bir etki sağlar. Hem de böyle bir fresh bir beyazlık verecek. Evet. Ama tabii ki diğer kronik bir durumsa mutlaka iyi bir konsültasyon yapıp ona göre bir teşhisin konulması lazım. Evet ama mesela özellikle benlerle ilgili söyleyelim ki mutlaka ve mutlaka bir uzmana, bir doktora başvurmakta fayda var. Biz burada evde pratik, doğal ve ama cildin ilk aşaması doğru besleme ve nemlendirme. Tabii ki içeriden de beslenmemiz çok önemli. Doğal pratik malzemeler ve tarifler veriyoruz ama çok önemli bir durum varsa mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var tabii. Çok önemli. Osmaniye'ye uzanalım. Efendim hoş geldiniz. Efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Evet, ben de sizi duyuyorum. Buyurun. Ya benim yüzlerimde tüylerim oluyor. Onun için doktor hanımı aramıştım yani. Seda Sakıcı öncelikle doktor değil söyleyelim. Evet. Fitoterapi yani bitki uzmanı. Aynı zamanda kozmetik uzmanı ama sorumuzu alacağız tabii ki. Şimdi diyorsunuz ki cildimde tüylenme var. Bu belirli bir yaştan sonra mı çıktı?
Evet, bu sene daha çok olmuyor. Önceden tek tük vardı, bu sene daha çok çoğaldı. Bir işlem yaptınız mı o bölgeye? Şey oldu, hani bazen böyle ağdara oluyor, ağdara yaptırdım kuaförlere. Yine çıkıyor yani. Ondan sonra daha çok arttı. Peki, bu sorun da çok genel, yaygın bir sorun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ciltteki o tüylenmeler de, hanımefendiye sevgiler gönderiyoruz Osmaniye'ye. Ciltteki o tüylenmeler de cildi yaşlı ve kötü gösterebiliyor, cansız gösterebiliyor. Hele bir de bayansak aşırı bir tüylenme varsa tabii ki yine hormonal ve östrojen seviyesi ve testosteron seviyesinin farklılaşmasından kaynaklı vücutta oluşabilir. Ama bunun yine tetkik yapılması lazım. Fakat şimdi çok güzel tabii ki medikal kozmetikler var. Onların içerisinde de aktif bileşenler var. Tüy çıkarmaya daha az olan aktif malzemeler kullanılan, güvenilir olan kozmetik markalarını yine tercih edebilirler. Ama evde yapacağımız şeyde ne yapabilir? Diyelim ki bıyık bölgesinde yoğun tüylenme var ve çene bölgesinde. Onu iple aldı diyelim. İple aldıktan sonra hemen soda ile elma sirkesini karıştırıp bir tatlı kaşığı içerisinde de limon suyu eklerse, hepsi asit bunların ve mineral suyla asit. Orada kıl kökünden daha rahatlamasını sağlar ve fazla kılın bir arada çıkmamasına sebebiyet verir. Bir şey dikkatimi çekti. İple aldıktan sonra dedim. İple ağda demedim bak. Evet. Genelde kesinlikle geleneksel yöntemlerde ip kullanımını tavsiye ederim. Ağda bir kere cildin esneklik kaybına neden oluyor. Ve maalesef o sir ağda denilen malzemelerin içerisinde meyve asitleri de var. Meyve asitleriyle kullandığınız anda siz onu aldırıyorsunuz bıyık ya da çene bölgenizi. Ve sonrasında dışarı çıkıyorsunuz, güneşle lekelenme oluşuyor. Genelde de çoğu bayanda o dudak üstü bölgelerinde lekelenme görürüz. Nedeni de hep alıştırmış onu ve dışarı sonrasında çıktığında güneş koruma ya da yapan kişinin demesi lazım ki işte Nur Hanım uygulamayı yaptık ama sizin ayrıca güneş koruyucunuz yanında mı, yanınızda mı ya da size bir güneş koruyucu önermemiz gerekiyor. Yani kendimizin doktoru kendimiz olacağız biliyor musunuz? Araştıracağız, okuyacağız, defa defa soracağız. Kimseye öyle %100 güvenmeyeceğiz. Kendimizi teslim etmeyeceğiz. İpi öneririm. Şimdi bizden, o da çok önemli. Daha doğal bir yaklaşım. İp. Senden bir şey daha rica edebilir miyim? Şimdi bütün bu işte cildimizi temizledik, bebeksi bir görünüm kazandı. Bir de o kremler falan çok pahalı. Cildimizi böyle nemli tutacak, güneşten koruyacak. Bize öyle bir şey yap ki hem böyle bütçesi düşük olsun ama etkisi çok yüksek olsun. O zaman evde krem yapımı tarifi vereyim. Harikasın. Bunu eğer doğru orantılı ve verdiğim dozlarda yaparsanız tutmama ihtimali yok. Çünkü bu yıllarca denenmiş bir zaten uygulama. İki tatlı kaşığı bal mumu kullanacağız ama ufalanmış bal mumu. Bal mumu nereden bulacağız? Şimdi şunu anlatacağım. Bir sürü yayın görüyorum. İnternette işte bir sürü dergilerde hep beyaz bal mumu. Beyaz bal mumu işlem görmüş bal mumudur Nur. Bal mumu dediğin shea butter mı? Hayır, shea değil. Ben şimdi başka bir formül veriyorum. Sonra güneş korumalı ev yapım kremini veriyorum. O güneş korumalı. Şu güneş korumalı değil. Krem veriyorum. Sen gençleştiren. Gençleştiren. Öyle konuştuk. Güzelleştiren. Peki bunu kaldıralım Ayda. Şimdi hemen anında çıktı bak. Evet. Formül. Aynen. Yaşlanma karşıtı etkiyi sağlayacak. Hep bütün formüllerde internete giriyorum. İşte başka dergilere bakıyorum. Bir sürü yayınlarda beyaz bal mumu. Evet rahat ulaşıyoruz hem ama beyaz bal mumu ya parafinle yapılıyor arkadaşlar. Ya da beyaz bal mumu bal mumuysa eğer beyazlatılıyor. Orijinal bal mumunu siz arı kovanlarında beyaz gördünüz mü? Görmediniz. O zaman doğalı, bu işin doğalı sarı olması. Tamam. Bal mumu. Evet. Aktardan mı bulacağız bunu? Yani doğal bitki dükkanı ya da bir sürü artık Eminönü piyasası kimyacılar dolu, kimyacılar çarşısı dolu. Hepimiz de İstanbul için konuşuyoruz. Seviyorum Eminönü'nü. Aynen severiz. Çok neler da severiz. Neler var neler yani. Tam Ramazan zamanı çok yoğundur. Gidiyoruz doğal bal mumu evet, buluyoruz. Evet doğal bal mumu alıyoruz. Yani sarı olacak. Ve doğal bal mumunu rendeliyoruz. Ama cam rendeler var. Olmadı diyelim tahta bambu bıçaklar var. Onlarla kesiyoruz. Küçük küçük ufalıyoruz. Ve bir yemek kaşığı, iki tatlı kaşığı dedim ama teke indireyim. Bir yemek kaşığı bal mumumuz oluyor. Ve içerisine anti-aging bir şey yapacağız ya, demin üzümden bahsettik, üzüm pekmezinden. Üzüm yağı kullanacağım. Üzüm yağı da değil aslında, üzüm çekirdeği yağı kullanacağım. Çünkü E vitamininden 50, C vitamininden 20 kat güçlü bir antioksidan özelliğine sahip. Şimdi söylüyorum. Ufalanmış olan bal mumu bir yemek kaşığı. İki yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı. İki yemek kaşığı da kayısı çekirdeği yağını benmari usulü eritiyorsunuz tamamen.
Benmari dediğimiz şey, tencerenin altında kaynar suyumuz var. Sonrasında camın içerisinde bal mumu ve yağımız var. Saat yönüne doğru karıştırarak eritiyoruz. Erittikten sonra o tamamen bir sıvı yağ gibi olacak. Bir krem, eski bir krem kabınız ya da şöyle bir cam kasenizin içerisine döküyorsunuz. Ve tamamen orada karıştırmaya devam ediyorsunuz. Ya da bir beheriniz olabilir. Daha yani cam bir kaba aktarıyorsunuz diğer kaptan. Karıştırmaya devam ediyorsunuz. Ve anti-aging dedik ya, içerisine ekstra cilt aydınlansın ve anti-aging etki göstersin diye çok güzel ıtır uçucu yağ kullanabilirsiniz. Hem anti-aging'tir hem de doğal hijyeni sağlar ve aydınlık etki sağlar. Yani malzemeler bunlar mı? Evet, bal mumu rendeliyorum. Üzüm çekirdeği, kayısı çekirdeği. Çünkü E vitamini denili C vitamininden 20 kat güçlü üzüm çekirdeği var. Kayısı çekirdeği de A vitamini çok iyi bir anti-aging yaşlanma karşı da etki sağlamış olacak. Bunu mesela yaptıktan sonra ne kadar dolapta bekletebiliyoruz? Bunu tabii ki şöyle, bir de içerisinde şöyle anlatayım. Koruyucu olmadığı için içerisine daha korumasını yükseltebilmek için bir damla da çay ağacı yağı eklerlerse, çay ağacı yağı antiviraldir, virüs. Virüsleri de yok eder. O zaman 3 haftaya kadar dolapta kalır. Yani bu verdiği tarif var ya, hani böyle pahalı kremler vardır. Alıp yüzünüze uyguladığınızda kimi zaman fayda sağlıyorsunuz, kimi zaman da sağlayamıyorsunuz. Ama evde çok kolaylıkla yapıp, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bütçenizi sarsmayacak muhteşem bir tarif verdik. Zaten krem haline gelecek. Çok teşekkür ediyorum Seda sana. Peki bunu sürdükten sonra rahatlıkla güneşe çıkabiliyor muyuz? Şöyle kayısı çekirdeği, üzüm çekirdeği yağ var. Bu anti-aging bir yağ. Gece kremi, yoğun gece kremi gibi düşünüyorum. Gece süreceğim. Evet, gece sürmenizi öneririm. Peki hemen bir gündüz kremi verelim hemen, güneş koruyucuyla beraber. Onda da güneş koruma karşıtı. Sonra da roze. Roze değil mi? Gülleme onu hastalığı, bir girelim tamam, böyle hani yüzünde kırmızılıklar olan varsa tamam. Muhteşem bir tarif var. Şimdi yapacağımız olan krem de güneşten koruma kremi. Bunu da gündüz kullanabilirler Nur. Burada da 2 yemek kaşığı shea butter kullanacağız. Evet. Hemen şurada krem kabına shea da koyma. Shea butter'ı nerede bulabiliyoruz? Artık bütün hem internet sitelerinde hem de doğal bitki dükkanlarında, aktarlarda. Shea butter var. Shea Bakın butter şöyle var. Görelim. Katı bir butter, tereyağı gibi gördüğünüz üzere. Tamam. Bir kere zaten kendi kendine bu bir anti-aging. Onu söyleyeyim. Çok iyi bir nemlendirir, besler. Ama biz doğal güneş korumalı yapacağımız için içerisine bir sürü malzemeler ekleyeceğiz. Ve kendisi de güneş koruma vardır. Kendisinde de. Ama ekstra biz güneş korumasını yükselteceğiz. Yani oranını yükseltiyoruz. Evet, oranını shea yükseltiyoruz. Var. Bir tatlı kaşığı susam yağı var. Evet. İki tatlı kaşığı avokado yağı var. 3 damla da ölmez çiçek var. İşte bu çok önemli. Bu o kadar önemli ki çünkü anti-aging ve doğal güneş koruma bir arada olan gerçekten doğal bir formüllü krem kullanacaksınız. Ölmez çiçek dediğimiz şey, Helichrysum arenarum söylemem lazım Latincesini. Çünkü ya da Italicum, neril asetat malzemesi taşıyor. Neril asetat da bizim cildimizde kolajen, lif ve proteinlerini harekete geçiren çok doğal ve en özel malzemelerden bir tanesi. Çünkü 2 dakikada vücuda karışıyor dediğim gibi. O yüzden ölmez çiçek burada en önemli bizim doğal olarak kullandığımız etken malzeme. Hemen yapıyorum ben. 2 yemek kaşığı shea butter kullanıyorum. Bakın kendisi zaten kıvamı. Susam yağı. Evet. 2 yemek kaşığı şu kadar. Gayet. Sen şu anda bize hani görüntü usulüyle yapabilirsin. Tamam. İlla ki tam ölçüleri olması gerekmiyor. Tamam. 2 yemek kaşığı shea butter'ı koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı susam yağını ilave ediyorum. Evet, bunların da ama şunu da özellikle altını çizelim. Bu susam yağı, avokado yağı ve ölmez çiçek mutlaka ve mutlaka doğal olanından olması gerekiyor. Cildinizdeki o geri dönüşünü görmeniz için bütün bu malzemelerin doğalını tercih Şimdi, etmeniz gerekiyor. Şimdi susam yağı %45 oranından ne dedik? Güneşten koruma özelliği var. Ve ayrıca avokado da güneşten koruma özelliğine sahip yağlardan bir tanesi. Hem de anti-aging bir yağ. Çünkü içerisinde Omega 5, omega 6 var. Bu cildin hem nem seviyesini destekleyecek hem de tamamıyla canlandırıcı ve tekrar rejenere, yenilenme etkisini gösterecek. Sağlayacak. Hemen 2 tatlı kaşığı avokadoyu da içerisine koyuyorum. Ve 3 damla kaşığı ölmez çiçek koyacağız. 3 damla, Peki bunu evet. böyle yaptıktan sonra ne kadar işte kavanozda bekleteceğiz? Bu kalır. Buzdolabından bekleteceğiz. Buzdolabında kalmasına da gerek yok. Ama karanlık bir
Mutfakta bir yerde ya banyoda. Da kozmetik koydukları yere koyabilirler. Banyoda da koyabilir. Erimez. Ve bu bayağı bir dönem yeter. Siz eğer yeşilleştiğini gördüğünüz anda bozulmaya başlar. Peki biz bunu sadece sabahları mı sürelim? Bozulmuştur. Bunu evet sabah dışarı çıkmadan evvel cildimize sürüyoruz, yediriyoruz. Bir 20 dakika evvel ama. Çünkü güneşe direkt çıkmayalım ki bir cildimiz nemlendiriciyle nemlensin ve güneş korumaya etkisinden yararlansın. Ve sonrasında da 20 dakika sonra dışarı çıkabilirsiniz. Eğer biraz yağlı gibi parlak geldiyse fazlasını peçeteyle alın ama 20 dakika sonra. Evet. Ve sonrasında da 3 damla ölmez çiçek. 2, 3. Evet, tarifimiz bu. Shea evet. Butter, susam yağı, avokado yağı ve ölmez çiçek. Bunu yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve banyonuzda mümkünse bir cam kavanozun içerisinde bekletiyorsunuz. Buyurun işte size doğal, pratik ve üstelik bütçenizi sarsmayacak şahane bir krem. Kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Her cilt tipi uygulayabiliyor. Şimdi teşekkür ediyorum Seda Sakacı. Teşekkür ederim. Şimdi en çok gelen sorular arasında da istersen ben onu karıştırayım. Tamam. Hatta bunu buradan bir seyircimize verelim Nebahat. Kullanalım. Yazık olmasın evet. Bak. Vallahi şimdi siz mi istiyorsunuz? Şunun içerisine peki, koyalım. Peki hanımefendiye veriyoruz bunu. Tamam. Peki sizdedir. Şimdi güle güle kullanın. Cildinize bol bol sürün. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Seda Sakacı Çelik Instagram hesabı. Bizim programda olmadığımız dönemde de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hayatta her şey var seyircileri olarak. Şimdi roz hastalığı dedik ya. Evet. Çok yaygın. Gerçekten insanın sinirini bozuyor böyle. Kırmızı kırmızı oluyorsun. Özellikle banyodan yangılar. Çıktıktan sonra o yangılar artıyor. Bir de 30 yaş sonrası akne rozesea dediğimiz şey var. Küçük küçük de aknelenmeler oluşuyor. Nasıl bir tarif verebilirsin? Şimdi bu çok önemli bir konu. Bu derin bir konu ama güzel tarifler vereceğim. Şimdi akne rozesea da ya da rozesea da tam bilimin böyle muallakta kaldığı bir durum var. Midesi rahatsız olan kişilerde, özellikle mide asidi salgılayan kişilerde, helikobakteri olan kişilerde rozesea da gözlemlenebiliyor gibi yayınlar var. Bu bir. Eğer düşünün rozeseanız varsa, gül rahatsızlığınız, helikobakteriniz de var mı? Bir kere bunun tedavi edilmesi lazım ve helikobakteriyi çok güzel probiyotiklerle ve çörek otu yağıyla tedavi edebiliriz. O da ayrıyetten evet. Konuşalım. Süremiz az kaldığı tamam. için hemen formülü vermek formülü istedim. Formülü veriyorum hemen. Bir kere ilk başta ıhlamur suyu. Acayip yatıştırıcıdır. Çok iyi bir tıbbi çaydır. Ihlamuru demleme ama çiçeklerini demleme yöntemiyle demlediniz. Ilık bir şekilde her gün kompres yapıyor. Ama şey yapmadan yani bırakmadan 21 gün mutlaka ıhlamur suyuyla kompres yapıyor. Çok özel bir şey söyleyeceğim. Kekik suyu. Bildiğimiz kekik suyu eğer Demodex parazitleri varsa ciltte, çünkü rozesea da bir de parazit üretimi oluşması yüksek olabiliyor. Kekiği düzenli kullanın. Kekik suyunu, o Demodex parazitleri gittiği için ve çok iyi bir şekilde akne rozesea ya da rozesea tedavilerinde çok iyi bir sonuç alırsınız. Ya da Demodex tanısı konuldu, kişi gitti rozesea'da. O zaman sarımsak çok iyi bir antibiyotik ve yine parazitleri yok edecek bir şey. Sarımsağı eziyorsunuz, içerisine fındık yağı koyuyorsunuz, onu lapa gibi haftada bir kere cildinizde maske olarak uyguluyorsunuz. İşini nasıl seviyor görüyorsunuz değil mi? Aşkla anlatıyor, aşkla anlatıyor. Şimdi hızlıca bir daha tekrar edeceğim dinleyemeyenler tamam, için. Tamam. Ihlamuru demliyoruz suyu, ve yüzümüze kompres yapıyoruz. Ama yavaş yavaş. Yormadan. Bunu her gün 21 gün düzenli yapıyorlar. Hemen sonrasında mı kekik suyuyla kompres akşam yapacağız? Akşam da kekik suyuyla. Sabah yapıyor bunu. Sabah ıhlamur. Evet. Akşam kekik suyuyla mutlaka cildini siliyor. Tamam. Bakın çok ciddi bir etki göreceksiniz. Yani o kadar araştırmalarım sonucu bunu söyleyebilirim ki ve çok da iyi hızlı sonuç alacaklar. Peki. Kekik suyunu mutlaka ihmal etmesin. Sabah ıhlamur, akşam kekik suyu kullanıyorlar. Peki yaptığımız bu tarifleri onlar da yapabilirler mi? Kullanabilirler. Özellikle ilk kabak maskesi vermiştik. Evet. Kabak maskesi hidrasyonu sağlar ve dokuyu onarımına yardımcı olduğu için rozeseyalarda hassasiyetlik ve iltihaplanma da olabilir. Ona iyi gelecektir. Kabak yatıştırır yani. Aslan bize Almanya'dan izliyormuş. Aslan'cığım sevgiler gönderiyorum sana. Diyor ki bir ay önce ameliyat oldum bağırsamdan. Çok geçmiş olsun. Bir ameliyat izi varmış. Şu anda dokusu kırmızı. Ameliyat izlerini giderecek.
gerekli ama. Bir formülasyon var mı? Şöyle, genç kız olduğu için tabii evet. Canım benim o iz kalsın istemiyor. Fitokozmetikte arnika kullanılır bunun için. Arnika bitkisi. Arnika montana. Ama arnikayı bulamadık diyelim. Ama ben şu an bakıyorum aktarlarda ve eczanelerde arnikanın jelleri satılıyor. Ve doğal bir şekilde. Hani aloe vera jel gibi. Arnika jelini bulabilirlerse kullanabilirler. Diyelim ki bulamadılar. O zaman ne iyi gelecek? Tabii ki yara yanık tedavi edici biliyorsun ki sarı kantoron. Çok iyi. Yağı zeytinyağında yapılıyor maserasyon şeklinde. Sarı kantoronu kullanıp bir de içerisine o sarı kantoron yağı bulursa lavanta uçucu yağı bir de ölmez çiçek yağı eklesin. Yara yanık tedavide zaten özellikle de ölmez çiçeğin yara yanık tedavilerde bilimsel raporları var. Ve sarı kantoron. Sarı kantoron ölmez çiçek ve lavanta. Ama oran vereyim bence. Tabii. 100 mililitre sarı kantoronun içerisine 5 damla ölmez çiçek yağı kullanıyoruz. Ve 7 damla da lavanta uçucu yağı ekleyerek güzel bir kokteyl kombinasyon hazırlayabiliriz. Bunu ne kadar saklayabiliyoruz? Şöyle bir yıl rahatlıkla saklayabiliriz. Bu evimizde bir köşede bulunsun yani. Tabii Allah ki, göstermesin. Yanık tedavisinde. Bence Nur, hepimizin evinde bir doğal ecza dolabı olması lazım. Ay bir gün yapalım seninle programda. Çok güzel olur. Doğal ecza dolabı. Ve nasıl hemen pratik işte elimizi kestik ne kullanacağız? Çocuğumuz dışarıda işte dizini yardı ne kullanacağız? Ya da başımız ağrıdı hemen ne yapabiliriz? Ya doğal ecza dolabımız kesinlikle her evde bulunmalı ve ben bunu her eğitim ve seminerlerimde mutlaka anlatıyorum. Bir programda yapalım. Şimdi bir reklama gideceğim. Reklamdan hemen sonra sizden şunu rica ediyorum. Ekran başında kalırsanız eğer koltuk altı ve bikini bölgesinde kararmalarınız varsa muhteşem bir tarifle buradayız. Bekliyoruz hepinizi. Suna o kadar gönülden inanıyorum ki bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalıyor. Bugün bildiğimi ve iyi olduğuna inandığım bir kişiyi sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü çok güzel geri dönüşler aldık. Reklam arasında da şimdi özellikle koltuk altında bikini bölgesinde kararma yaşayanlar için harika bir formül veriyoruz. Önce malzemeleri getirelim hemen ekrana. Söyleyelim malzemelerimizi. Kil kullanacağız. Bir tatlı kaşığı beyaz kil kullanacağız. Bir tatlı kaşığı limon suyu kullanacağız. 30 mililitre maden suyu kullanacağız. 5 damla da lavanta uçucu yağı kullanacağız. Bu koltuk altı kararmaları için kullandığımız bir formül. Hemen ben de yapıyorum. İşlemi. İstersen ben ona göre yapayım. Tamam. Sen de bu arada nasıl kullanacağımızı evet. söyle. Şimdi tabii ki bu aslında çok ilginç bir şey söyleyeyim. Doğal koltuk altı kararmaları için kullanılıyor ama doğal deodorant gibi de kullanabilirler. Çünkü kil hem terlemeyi de terlemenin kokusunu da yok edecek. Çünkü aslında ter kokmaz, vücudumuzdaki bakteri kokar. Ve size doğal bir deodorant hem de kararmaları önleyen bir formül olmuş olacak. Kil bir kere mineral bakımından çok zengin. Ve orada derinin de yine hafifçe hava almasını sağlıyor ama tabii ki orada bir bariyer oluşturuyor. Çünkü doğal kil almamız lazım mutlaka. Bir tatlı kaşığı limon suyu. Limon suyunda ne vardı? Antibakteriyel, hani hem bakteri öldürücü hem mikrop öldürücü. Hatta limon uçucu yağları bilimsel metinlerde 20 gün bakteri cilde uğramıyor diye geçiyor. O yüzden doğal limon suyu da bizim bakteri oluşmamasını sağlayacak ki terimizin kokmaması için. Şimdi peki bu karışımı nasıl süreceğiz Seda? Benimki biraz sıvı mı oldu? Biraz daha kil koyabilir. Kilin tabii hepsinin yapısı farklı. Hafif biraz daha macun gibi olması önemli bizim için. Bunu da şöyle dökelim. Bu macunumsu oluyor ve... Evet. Macun gibi alıp elimizi koltuk altı bölgemize... Hafif sürüyoruz. Normal bir deodorantı sürer gibi. Ama bunu hangi saatte sürüyoruz? O çok önemli. Şöyle, bunu her zaman koltuk altı kararmaları için akşam ama deodorant gibi kullanacaksak sabah da dışarı çıkmadan kullanabilirler. Sabah akşam kullanabilirler yani. Bunu sürdükten sonra güneşe çıkıyor muyuz? Çıkabilirler. Hiçbir sıkıntı herhangi bir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu ne kadar süre kullanacağız peki? Öyle bir süre tabii var ki mı? Kararmalar için 3 ay düzenli kullanılması lazım. 3 aydan sonra göreceksiniz ki oradaki kararmalarda ciddi bir azalma olacak. Alkışlar mıyız Seda Sakacı Çelik'i? Şimdi biz kendisini gönderiyoruz ama kalbimiz hep onunla. Ben her türlü cilt problemiyle ilgili gerçekten danıştığım nadir insanlardan birisidir. Çok seviyorum kendisini. Seda Sakacı Çelik Instagram hesabı takip etmek isterseniz yararlı bilgiler paylaşıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizden bugünlük bu kadar. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah'ım
iç güzelliğiniz kadar dış güzelliği de vermiş hepimize. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yarın sizi yine ekran başına davet ediyorum. Hayatta her şey var da hayata dair en önemli konularla her gün karşınızda oluyoruz. Siz de ekran başında olursanız biz çok keyifli oluruz. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.